çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlar sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Gerçeklerin ortaya çıkması için canlı başlı mücadele etmeyi sürdürürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkürler. Selamlar, hoş geldiniz. Çok çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Efendim mutlu haftalar, iyi haftalar. Yeni haftaya başlıyoruz. Bu coşkuyla başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza, ekran başındaki çok değerli Vazgeçme izleyicileri. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Konuştuğumuz konularla ilgili çok önemli iddialar bu hafta da gündeme gelecek. Gerçekten özellikle bugün çok önemli yüzleşmeler yaşanacak. Merakla izleyeceğiniz, sonuçların merakla beklediğiniz, bizim de beklediğimiz, gerçeklerin ortaya çıkması için yoğun bir mücadele vereceğimiz bir hafta olacağı benzer. Ve avukatım Selma Yıldız'la beraber sizlerin karşısındayız. Sevgili arkadaşım Selma ile beraber. Hemen hızlıca programa başlayalım. Şimdi Hasan Germiç'in cinayetini diyebilir miyiz bilmiyorum ama şimdi aile öldürülmediğini düşünüyor. Daha doğrusu öldürülmesini, yani onu öldürecek kimse olmadığını düşünüyoruz diyor. Oğlu Ali burada. Öte yandan köyde biliyorsunuz Burhan da kayıp. Burhan'ın abileri Güler Bey ve daha doğrusu kardeşi Eşref Bey buradalar. İki kayıp var ama Burhan'ın daha şu an için Burhan'ın kemiklerine bir şey ulaşılmadı. Onlar öldürüldüğünü düşünüyorlar. Kemikleri bulundu şeyin Ali'nin babasının. Hasan Germiç'in biliyorsunuz Gümüşhane Kürt'ün onun kemikleri bulundu. Ama aile daha doğrusu Hasan'ın oğlu, eşi yani tamam oraya çıkamaz. Çünkü kemiklerin bulunduğu yer o kadar uzak bir yerde ki Hasan'ın yürüyemeyeceği bir yerde. Onlar öncesinde bir trafik kazası olabileceğini düşünmüşler. Kafalarına bir sürü sorular gelmiş ama yani hiçbir kimseden şüphelenmiyorsunuz sorusunu sorduğumuzda. Örneğin Tayfun burada, Denizli Tayfun burada, kız kardeşi Mine kayıp, birazdan konuşacağız. Onun şüphelendiği bir sürü kişi var ama Ali diyor ki ne zaman bu soruyu Ali'ye sordum da Ali bana kızıyor. Diyor ki ben kimi suçlayayım diyor, elimde hiçbir şey yok diyor. Ama küçük de bir köy, dışarıdan gelen birinin Ali'nin babasına zarar verme olasılığı yok. Yani biri tanıdık biri ona zarar vermiş olabilir ya da bu define için oraya gelen yabancı birileri olduğunu da söylüyorlar. Ama o zaman orada yabancı birilerini görmeyenler de var, gördüğünü söyleyenler de var. Dolayısıyla şu define yüzünden öldürülmüş olma ihtimali Hasan'ın yüksek. Burhan öyle mi bilmiyoruz. Soru sormaya devam edeceğiz. Karısı Hasan'ın karısı Cevahir canlı yayında olacak ve iki tane önemli konuk da birazdan bizlerle birlikte olacaklar. Hatırlatmasını girelim. Hasan Germiç'le başlayalım. Sonra Denizli Mine'nin başına ne geldi? Onu da inşallah sorularla, gerçeklerle, soruları sorarak daha doğrusu çalışarak ortaya çıkartacağız. Girsin hatırlatması Hasan Germiç'in. Biri senin babanı öldürmek istemiş. Benim nereye bir şey etmedi. Köyün hepsi biliyor. Sırada kim var diye onun hesabını yapıyor. Evet. Hasan Germiç cinayetinde çember daralıyor. Cevahir ve Telat yüzleşti. Stüdyo gerildi. Sorulardan neden rahatsız oldun? Bana bir izah eder misin? Hiç mi sen birinden şüphelenmiyorsun be Cevahir? Senin kocan değil mi? Çocuklarının babası değil mi? Ya o adam senin çocuklarının babası mı babası değil mi? Bana onu söyle. Ben şüpheleneyim dedim. Ha? Herkes şey etti. Bize cephe aldı. Telatlar bile cephe aldı. Ben kimden şüpheleneyim dedim mi? Telatlar bana cephe aldı. O gün yüzden de konuşmazdı. Sen kimden şüpheleniyorsun? Amcasıydı. Kadir'di. İftira var ne kadar. Adam bile tuttular peşime her şeyi demek için. Telatlar da diyorlar ki bizim yengemizin Ferhat'la ilişkisi var. Sadullah'la ilişkisi olduğunu yetkililer bize söyledi. Onu söyle. Sen de onlara düşman oluyorsun. Ramiz 9 ay bu sesi duydum dediğiyle benimle cephe aldılar, bunu söylediler. O dönemde senin Ferhat diye biriyle telefon görüşmelerin var. Doğru mu? Ben o akşam kimseyle görüşmedim. Görüştü. Ben kimseyle o akşam görüşmedim. Senin Ferhat'la ilişkin olduğunu sen kendin kabul ediyorsun. Ferhat da diyor ki ben de onu aradım, evet diyor. Aradı, konuşuyorduk diyor saatlerce. Hayır. Ferhat senin sevgilin değil miydi? Yok. Niye seni arıyor?
bilmem ne aradığını. E saatlerce benim arıyor. E hadi aradı diyelim. Nasılsın Cevahir dedi sana madem istemiyorsa. Benim konuştuğum bir kişiydi, aldığım bir kişi. Kendilerininkini de atsınlar meydana. Ben ayıftırı atmaya benzemeyi kendilerininkini Cevahir, de atsınlar. Cevahir senin kocan hayatta. Kocanla aynı odada yatıyorsun. O sırada biliyorum ki gece saat 3'te 4'te Ferhat seni arıyor. Kocan orada uyurken sevgilinle konuşuyorsun. Yok, hiç de öyle bir şey yok. Burada kendisi itiraf etti ekranlarda. Evet, itiraf ben etti mi demişim biliyorum. Ya bu nedir ya? Bir ağzı açıldı Telat, ağzı açıldı Telat. Evet, bir özgüven gelmiş sana Cevahir. Telat burada abisini arayın. Buyurun gelin siz beraber arayalım ya. Telat. Ne dedi Telat size ya? 7 senedir senin kocanı arıyor bu Telat ya. Şimdi Hasan Gelmiş'in kardeşi Telat da çok sinirlendi. Neden sadece beni bu kadar benim bizim üzerimize geliyorsun? Bildiğim bir şey varsa ben nasıl burada geldiyse madem buraya gel konuşalım dedi. Telat'ın tabii işleri olduğu için o gitti, başka birileri geldi. Cevahir hazır mı? Cevahir'i bir görmek istiyorum ben. Canlı yayında bir Cevahir'i görebilir miyim lütfen? Cevahir, ekibimiz Ayşegül gitti, Tamer oradalar. Cevahir saçları ne kadar beyazlamış bu yaşına göre, yaşadığın sıkıntılardan dolayı. Ha, saçı göründü ama özür dilerim yani tabii ben de onu söylediğim için ama çok saçları çok beyazlamış. Cevahir sen ekibime şüphelendiğim bazı bir iki ismiyle ilgili bir şeyler söylemişsin. O isimleri sen söylemeden ben buradan telaffuz etmeyeceğim Cevahir. Cevahir görelim niye görmüyoruz? Ha, başı açık saçı göründüğü için mi? Şimdi o gün özellikle kimseden de korkmamanı ben senden rica ediyorum. Buna Hasan Germiç'in ailesi de dahil, köydeki diğerleri de dahil. Çünkü sen böyle birilerinle ilgili çok net ifadeler kullanmadığın zaman sevgili Cevahir ve sevgili Ali, herkes diyorlar ki bunlar ana oğul bir garip davranıyorlar. Bir şüpheli davranıyorlar diyor. Şimdi ben Cevahir'in Cevahir'le ilgili başka bilgiler de öğrendim. Yani ben ama onları senin söylemeni tercih ederim sevgili Cevahir. Şöyle yapalım, sen az önce şunu söylüyorsun. Ben sana o gece Ferhat'la konuşmanı soruyorum. Kocan kaybolduktan sonraki geceden bahsediyorum Cevahir. Sen diyorsun ki o görüşmeleri görümcem yapmıştır. Görümcem olarak söylediğin kişi de Hayriye. Hayriye burada gelsin çünkü o gece sen telefonunu görümcen Hayriye'ye vermişsin. Hayır, bunu niye bize söylemiyorsun? Yani telefonun bende değil diyorsun ama telefonu sen de yoğun bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorsun. Oğlunun telefonundan da Ferhat'ı arıyorsun, bunu ben biliyorum. Şimdi Hayriye bir gelsin. Lütfen halam senin Ali. Ama o gece annen diyor ki ben telefonumu Hayriye'ye verdim diyor. O yüzden önemli bir isim. Annenin telefonu eğer ondaysa bir halan gelsin, onu soracaklarımız var. Ve amcan Ferhat. Diğer kişi Ferhat. Amcan burada. Bir gelsinler Hayriye Hanım'la Ferhat Bey. Onlara soracaklarımız var. Hoş geldiniz. Hayriye Hanım. Ferhat Bey hoş geldiniz. Evet, Hasan Germiç'in abisi Ferhat Bey. Ve ablası Hayriye Hanım. Şimdi ikiniz de buraya geldikten sonra şunu açıklayayım. Gümüşhane Kürtü'nde, Üçtaş Köyü'nde yani köyden bir yürüyerek 1,5 saat uzaklıkta. İşte belli yere kadar arabayla gidilip ondan sonra yürüyünce 1,5 saat. Köyden yürüyerek gittiğinde 3 saat uzaklıktaki bir dağın zirvesinde bir yerde sizin kardeşinizin kemikleri bulunmuştu. Evet. Sonra o kemiklerin Hasan Germiç'e ait olduğu kesinleşti. Şu anda da Hasan Germiç'in kemiklerindeki inceleme bitti. Kemikler defin için savcılıkta. Savcılıkta Ali'yi aramış. Gel babanın kemiklerini al demişler. Evet. Sen babanın kemiklerini bu yayından sonra gidip alacaksın. Uçakla evet. Hızlıca gideceksin. Ve yıllar sonra Hasan Germiç'in bir mezarı olacak. En azından yani ruhu biraz huzura kavuşur adamcağız. İnşallah. Bir mezar yeri yapacaksınız. Bir mezara köyde mi toprağı vereceksiniz Hasan? Evet. Orada vereceksiniz. Cevahir hiç olmazsa senin kocanın artık bir mezarı olacak. Bu seni biraz içini rahatlattı mı Cevahir? Hı? İçini rahatlattı mı Cevahir? Şu soruyu sordum. Duyuyor musun beni? Artık kocanın kemiklerini kocanın kemikleriyle ilgili inceleme bitti. Savcılık kurban keseceksin. Bunu da atacağım. Onlar evden bulunmadan attı, kesti. Bana her iftirayı da attılar. Allah başlarına çöğürsün iftiralarını. Her zaman Allah'ın izniyle, her sene Allah'ın emriyle kesiyor. Bir dakika mikrofonunuz, bir dakika dur. Hemen el mikrofonunu verin sonra değiştirirsiniz. Hayriye bir dakika. Bir getirin.
Kurban ben işte kocamın kemikleri bulunursam Cevahir bir daha dur mikrofonun bozulmuş. Onu yap bir yandan diğerini halletmeye. Gel gel Mert sen de diğerini arkadan hallet sesi duyalım. Ben biz kurbanı her sene kurbana da keser, adar da keseriz. Kardeşime de kesmedim, gayba da kesmedim. Hı hı. Gerektiği zaman keseriz. O ne demesi onu? Ya yani şöyle bir doğru konuşsun. Boş yapıyor ya. Gerçekleri konuşsun. Ya öyle neredesiniz? Attım çamur tutarsa tutsun. Dur Ferhat Bey. Muhter efendi başa geçerken dedin ki ben Hasan'ı bulacağım, o kolay iş benim şimdi. Neredesiniz şimdi? Ramiz efendi neredesin? Kaçıncı yalanın oldu? Benim kaçıncı seferim bu İstanbul'a? Hasan arayayım. Ne ettiniz? Kardeşimin gömüklerini dağa attınız da kendinizi hatça mezara mı gireceğinizi zannediyor. Melle gireceğiniz. Hangi yaptığınızla gireceğiniz? Bir de üstüne üstlük dağa attınız tikenin aralarını da bir de biz, bizim üstümüze atıyınız bir de. Bir de sizden kurtulamıyor. Utanma. Şunu söylüyor Ali ama Ferhat Bey bir şey söylüyorsun. Sen söyle ne diyordun? Amcan Ferhat'la konuşuyor musun Ali? Bunlar Ramiz'in de haberi var. Kıranlı'nın hep haberi. Bırakıldı. Hasan benim kapımdan kaybolmadı. Ferhat'ın Telat'ın kapısından kaybolmadı. Onların kapısını bıraktığı yerden kayboldu. Kimin kapısına bırakmış? Sorun bakalım. Ya kaybolduysa bunu Cevahir biliyor diyorsun. Ama yok yok hakaret artık etme. Artık orasını bilemem. Ama Hayriye biliyor. Niye benim babamın kapısına bırakmadı? Kardeşlerinin kapısına bırakmadı. Yeni kapısına bıraktı kocasına. Şimdi bizimle uğraşıyor boş boş. Hayriye Hanım bir saniye. Doğruyu konuştun Didem Hanım. Tabi sakin yeter ol. Yeter oldu. Bayağı bir doldum. Bayağı bir haşim başım çok hasta benim burada. İçinde bir şey ben yok. Ben yoldayız da 6-7 senedir yarışıyor. Bir dakika Hayriye'cim bir dakika lütfen. Ali de diyor ki ben şöyle bir lütfen hakaret etmedin Ali. Milyonlar bizi izliyor çünkü. Ben şunu biliyorum. Ben bildiğim şeyi söyleyeyim de. Sen de demişsin ki Hayriye işte abileri, işte ablaları da benim babamı dövüyorlardı demişsin. Öyle bir şey demedim ben ya. Bende öyle var. Kötü hayır davranıyorlardı. Ya. Kötü davranıyorlardı bak demişsin. Ali sen de doğruyu konuş burada. Gel. Ya boş geldik yapma. Toplandık sus. Bura. Sen sus. Allah sen sus deme bura. Aldığın akılla konuşuyorum gelmiş burada. Bu sussa sen kim konuşacak Ali? Ali ben sussam. Kim konuşacak? Hangi iftira atsın? Hayır dur bir dakika. Ya. Rahatlayayım ya. Dur öyle deme ama yani. Bıktım ama ondan ya. Bir de Hayriye'cim bir susarsan kardeşim. Aklı yok ya sadece dili var. Hükmeden bir tamam, şey olunca bır bır bır. Tamam dilim var arayıp sorabileyim kardeşimi. Çok şükür aynen, dilim aynen var. Hayriye'cim varlığında çok da şükür. Çok aradın sordun. He. Buyur Didem. Allah bir razı dakika, olsun. Hayriye'cim bir susarsan lütfen bir amcan konuşuyor. Peki Hayriye. Susmaya gelmedim Didem tamam, Hanım. Ama ben soru soracağım. Oldum. Bir kardeşin konuşsun. Tabii ki konuşacaktır. O da konuşacak ya, ama. Susur diyor. Ha. Bak amcana da bu ki. Susulmaya gelinmedi. Bir dayım var o bulunacak. Bu kayıp da senin baban. Katili bulunacak daha doğrusu. Katili diyorsun. Bulunacak. Aynen. Niye katil sen misin? Niye zoruna gidiyor ya? Niye zoruna gidiyor katil? Hayriye karışma. Ama bunlar amca yeğen konuşsunlar. Amca neden yeğen zoruna gidiyor baban arandıkça? Ya benim babamın aranması zoruma gitmiyor. Niye zoruna gidiyor? Niye karışsın yani? O sen? Ne ya yaramadın? Diyorsunuz ki ya. Bulunur mu ya? Hakaret etme ya. Ama hakaret. Tamam sakin sakin. Bize de hakaret ediyorsun Ali farkında ama mısın? Ama görmüyorsunuz mu ya? Ama şunu soruyorlar diyorlar ben ki. Ben onlarla nasıl muhatap olayım? Diyorlar ki. Bak, olma benimle muhatap zaten. Olma beni ben seninle muhatap değilim zaten. Olma ben kaybım var. Sizinle yapmazsın ya. Konuşmaya gelmedik konuşmaya geldik. Allah ben bilir bilir de verir beni. Ama aynı anda konuşunca bir şey anlaşılmıyor. O yüzden ben sana bir Hayriye'cim susa kardeşin tamam, konuşsun diyorum. Tamam, tabii ki konuş ben niye engelleyeyim sizi? Anca ama havlayacak bana. Nasıl? Anca Ferhat Bey'in söylediği şey şöyle doğru bir şey var. Diyor ki biz senin babanın katilini arıyoruz. Evet. Baban öldürüldü. Bu aramamızdan neden rahatsız oluyorsun? Bakın aramadan diyor. Rahatsız olma değil bu. Ha, söyle ben karşılığında. Sen suçlusun dersen bana. Ben senin yanına gelmem değil suçlu mi? Suçlu demiyorlar ki. Diyorlar. Az önce söyledi yani, sen suçlusun demiyoruz. Demiyorlar hayır. Gelmem ya ilk gün dedikten sonra ben daha senin yanına niye geleyim? Hayır, bir saniye Ferhat Bey siz Ali'nin babasını öldürdüğünü hiç söylediniz mi? Az önce dedi ki bu kadar üzerimize geliyorsan biz bu soruları soruyorsak niye zoruna gitti diyor. Ya benim zoruma giren bir soru mu var ortada ya? Öyle dedi bak. Söylüyor. O onun gördüğü, geldi. Onun hissettiği koyun, bunlar bir sürüler, koyunlar içindeki koyun diyor ki şu dağın ardı güzel, hepsi diyor ki evet güzel. Bitti. Senin koyduğun ne ortadaki bakım Ali? Ya söyle ben bakalım, bakıyorum. Bir öneri sun bana. Ben bakıyorum. Bana beni ikna edecek bir öneri sun bana Ali. Ben kim seni niye ikna edeyim? Sen kimsin de ben seni ikna edeceğim ya? Hayır, biri konuşurken sus kurban olayım. Anlamıyorum sen çünkü. Beni ikna edecek bir şey konuşma. Ikna edeceğim ben senin ya? Ne diyorsun sen? Ben senin neyini ikna edeceğim ya? İkna etmeyeceksin. Lafımı kesmeyeceksin.
zorlanmayacaksın, zoruna gitmeyecek. Ya Allah'ım. Peki Ferhat Bey, sizin buyur kardeşinizin kalbiyle ilgili olarak siz diyor kimden şüpheleniyorsunuz? Cevahir, Ramiz, Sadullah, üçü de anahtar olarak kullanacaksın. Peki neden Cevahir kocasını öldürsün? Neden? Biz de bilemedik baştan. Bak ben Ferhat'a sordum. Niye öldürsün? Neden mi? Niye ölmüş? Ayak bağıydı. Ha. Başkaları ayak vardı. Allah seni. Karın al. Ama bak sürekli bela okuyamazsın. Yani haklıyım, yayın yapamıyor. Haklıyım bak. Ya tamam kız ya, ama. Bir zamanım. Etme. Ha. Bir zamanım. Biz beraber. Ama bak Hayriye'cim, Ferhat'cığım biriniz konuşurken bak şimdi Hayriye konuşuyor. Söyle Hayriye. Biz ona babasını arama onun yanına gelmedik mi Burak? O bizim yanımıza gelmedi mi? Şimdi neden bela okuyor? Ne anladı da bela okuyor Didem Hanım? Duyduk demeyeceksin. Ben şundan şunu duydum diyeceğim bana. Ha, duyduğunuza sor bana. Bak, ne duydun? Kimden duydun? Kimden duyduğunu söyleyeceğim beraber bana. Beraber anlatalım. Bak Ali kimden bir soru soruyor. Ali de haklı. Kimden duyduğunu söyleyeceksin? Ya yeter de duyduk mışımış mışımış. Bıktım sizden ha. Ne yapalım Ali? Duyduk dediğinde ismi söyleyeceğim. Neyi konuşalım? Mesela ben diyorum ki Telat'tan şunu duydum. Ferhat'tan şunu duydum. Mehmet'ten şunu duydum. Duydum Ali. Ben isim söylüyorum. Ali, diyorum ki ben şunları Ali, duydum. 9 ay sonra Ramiz bana dedi değil mi? Ben bir ses duydum diyeyim. Duymadın mı? Ben arkadaşlarla arkada tartıştım bak. Bak arkada tartıştım. Dedim ki sizin muhabiriniz gidip o akşam araba neredeyse oraya götürecekti Ramiz'i. Tamam. Orada diyecekti ki. Niye konuşmadı Ramiz araba... götürmedi mi? Niye doğruyu konuşmadı? Kaç tane ifade değiştiriyor Ramiz? Ya bunlar diyorlar ki bizi o program ilgilendirmiyor diyorlar. Bize şimdi kendimiz almamız lazım bunu diyorlar değil mi? Biz Ramiz'le konuştuk. Ramiz işte, bir şey söyleyeceğim. Ama bak ben söyleyeyim. Diyorum ki soracağın tek bir soru var. 9 ay sonra neden? Soruyoruz. İşte onu sorduk yani. Onu sorduk. Bir dakika Hayriye'cim susar mısın? Röportajda bu var mıydı? Ali biz yok bunu duydu, Ali beni dinler İki soru misin? Vardı Ali beni dinler mi? Biz bu soruyu sormadık mı zannediyorsun sen? Tabii ki sorduk. Ama adam yanıt vermek istemiyor. Adam kaçtı Ramiz. Etrafından dolandı, kıvırdı. O lafı zaman bana bunu söyleyeceksiniz. Sen bir sana söylüyorsan kızgınlıktan dinlemiyorsun ki bazı şeyleri. Bak ben taraf değilim Ali. Taraf değilim, değilim. Biz Ramiz'in şu soru... Ben hatta geçen gün söyledim. Röportajını ekranlara getirdik. Senin annenin amcasına bu soruyu soruyoruz. 9 ay sonra neden bunu söyledin diyoruz. O röportajda diyoruz. Bu soru yoktu. Hayır diyoruz. Yoktu. O yanıtı yoktu, almak için yoktu. Ağzından eveliyor, geveliyor. Yanıt vermek istemedi onu biliyor musun? 9 ay sonra neden evinin orada bir ses duyduğunu, daha doğrusu senin babanın kaybolduğu zaman evin orada bir ses duyduğunu 9 ay sonra neden söylüyorsun Ramiz Efendi diye sorduğumuzda ben bu soruya yanıt vermek istemiyorum dedi. Biz ama yanıt almaya çalıştık. Bir şeyler sadece... duydum. Dinle beni. Bir şeyler duydum ama Hasan Germiç'e ait değildi. Olabilirdi, olamazdı diye böyle şey yaptı böyle. Lafı eveledi, geveledi senin annenin amcası. Şimdi dur o akşamla ilgili başka bir sormak istediklerim de var. Biz her şeyi soruyoruz. Sen merak etme. İşine gelmediği zaman bela okuyorsun. Onlar şunu söylüyorlar Ali. Diyorlar ki. Ama ben görmüyorum. Bak şimdi röportaj yapıyorsunuz değil mi? Bu röportajın tamamı olur. Mesela soruyu Ali ben ekranda sorarsın. Söyledim. Bak benim ama işimi bak, bana öğretme. Ben nereden... Ben iş öğretmiyorum da. Sorduk. Sorduk diyorum tamam, sana. Ekranda da söyledim. Sordunuz. Adam konuşmak istemiyor dedim. 9 ay sonra onun cevabını vermek istemiyor ya, dedim. Tamam. Ali ben ne yapayım? Konuşmak sen hala Ramiz'den, bak ya, hala Ramiz'den şüphelenmiyorsun da. Ama açık söyleyeyim o zaman. Madem öyle söylüyorum ekranlardan. Söyleyeyim mi? Söyle. Hadi söyleyeyim o zaman. Söyle. Madem öyle şeye geldi. Gerçek sıkıldım aynen artık. Senin annen demiş ki Cevahir Hanım. Tamam mı? İster bunu yalanla ister yalanlama. Ama ben senin kocanın katilini arıyorum. Cevahir. Ramiz'in üzerinde giderseniz bu iş çözülür dedin mi demedin mi? Çok şükür Allah'a. Bir dakika susun. Dedim mi şey dedim. Yemedim. Yemedim. Yalan söylüyorsun. Cevahir yalan söylüyorsun. Sen bizim ekibimize. Sen bizim korkma bak. Ramiz'den korkma. Ramiz kim? Jandarmamız orada. Soruşturma savcımız orada. Sen Ramiz'den niye korkuyorsun? Biz Ramiz'in üzerine gidersek neyi bulacağız Cevahir? Sen o gece Ramiz'le ilgili ne gördün? Bak Cevahir sen özür dilerim ama doğruları söylemiyorsun. Doğruları söylemiyorsun. Sen bizim ekibimize Ramiz'in üzerine gidersen bu iş çözülür dedin kardeşim. Tamam mı? Elimizde de ses kaydı var. Elimizde de ses kaydı var. Tamam mı o zaman? Tamam yarabbim. Ya annem bir şeyleri saklıyor ya. Bir şeyleri saklıyor. Sen o akşam Cevahir sen kocan eve gelmeyince bana şunu yanıt verir misin? Bak sorularıma yanıt ver. Kocan eve gelmeyince sen ilk kimi aradın kime gittin?
Kimi aradım? Telat'ı aradım. Başka kimseyi aramadım. Anamı aradım. Tamam. İlk anamı aradım. Kimin evine gittin? Kimin evine gittin? Kocan kayboldu. Kimin evine gittin? Kaybolduğunu bilmezdim ki, eve gitseydim. İrfan'ın evine gittin mi? Gittim. Peki senin kocan arkan... Şimdi ben sormaya gittim. Ben şey etmeye gitmedim ki ne? Ya senin kocan kaybolmuş. Arada 3 saat geçmiş. 3 saat eve gelmemiş. Sen İrfanlar'da, komşu İrfanlar'da ne kadar oturdun? Ne kadar oturdun? Gittim değil mi? Ne kadar oturdun? İrfan geldi, sordum. Gümüşhane'den mi geliyorsunuz? Görmedim dedi, çıktım. Az bir şey ne kadar? Cevahir, sen komşun İrfan'da kaç dakika oturdun? Onlar çok savunur. O şeyini çok savunur. O biliyor kendi kimi savunduğunu. Önce Kur'an'a el ya, basardı onun önüne. Ben sana soruyorum Cevahir'cim. Sen İrfan komşu, kocan eve gelmemiş. Ondan sonra hiçbir şekilde şüphelenmiyorsun. 3 saat sonra şüpheleniyorsun. 9-9.30 gibi Telat'ı arıyorsun. Ben, sen İrfan'larda kaç dakika oturdun? Ama anlamadığınız yer var. Bir annenle bir soru daha soracağım. Ben önce cevap vereyim. Söyle. 9-9.30'da Telat arandığında zaten arama yapılıyordu. Bak 17-15'te senin arabayla bırakıyor ya, tamam evet. mı? 5.30 hadi 6 diyelim, ben biraz daha toleranslı davranıyorum. Evet. 6, 7 tamam mı? 8, 2.5 saat boyunca senin annen nerede? Bir sen sordun mu annene? Bak kardeşim diyor ki haber izleniyordu biz evden çıkarken diyor, haberler vardı diyor. Haberler saat kaçta? 7'de. Biz de evden çıktık diyor, annem diyor oraya gitti diye. Çıkmış diye. O zaman sen araştırmışsın annenin nereye gittiğini. Bir bana söyler misin? Anlat bakayım sen ne biliyorsun. Bak, annenle ilgili. Trafonun oraya iniyor. İleride trafo var. Etrafın gözüktüğü. Bıraktığı yerden itibaren söyle. Sen bildiğin şey. Bıraktığı yerden itibaren. Eve geliyor. Geliyor. İneklerin yanına iniyor. Hı. Sağıyor. Evet. Eve geliyor. Yemek hazırlıyor. Bir bardak çay içiyor. Tamam. Bir çayını da alıp şeye çıkıyor. Musluğa koyuyor. Hı. Camdan dışarıya bakıyor. Babamı gelip gelmediğini. Tamam. Babamı gelmediğini görünce. Karşıya geçme yüzünü görsünler. Evet. Evet. Aşağı iniyor İrfangil'in oraya, trafonun oraya. Trafonun orada Seyhan mı ne görüyor bunu, ne yapıyorsun diyor. O da diyor Hasan gelmedi, onu bakıyorum. Hı. O da diyor ki İrfanlar gelecek diyor. Sen diyor gel diyor, onlar yolda görürlerse alırlar. Hı. Annem oraya varıyor. Tamam. İrfan geliyor. Tamam. İrfan diyor ki biz görmedik diyor. Annem oradan çıkıyor, tekrar eve gidiyor. Ben belki orada otururken eve gelmiştir diye. Tamam. Eve çıkıyor, bakıyor evde yok. Bu sefer kardeşlerimi alayıp bir de ninem artık onlara uğramışlardır diye. Peki. Diyor ben diyor, biz diyor, siz diyor gelin diyor, ninem oradan beri diyor. Biz de diyor buradan yukarı çıkalım diyor, bakalım. Hı. Annemler varıyor, evlerin kapılarına bakıyorlar, ayakkabı bakıyorlar kapılarda. Misafirliğe sapmıştır, bir şey olmuştur diye. Hı. Bulamayınca alttan yukarı ninemler de geliyor yol boyunca, onlar da geliyor. Orada buluşuyorlar, bu sefer Mustafa amcamın eşi görüyor bunları orada. Aslında senin babanın orada neden gelip gelmediğini annen umursuyor diyorsun. Evet. Bakıyor, çaba sarf ediyor. Evet. Sen böyle biliyorsun. Ama bunlar geç haberdar oluyor. Şimdi ondan sonra Fatma yengem de diyor ki bizim diyor burada diyor çocuklar var diyor. Hı. Onlara söyleyeyim, onlar da sizinle beraber arasın diyor. Dur orada. Şimdi senin cep telefonun o sırada nerede Cevahir? Evde bir komşuma gelini aldı. Gelinin kaynatasını aracıyordu. Beni kontrolüm yordu dedim ona. Sen o ondan geri görünce beni Hayri'ye vermişti. Bir dakika, sen telefonunu komşuna veriyorsun. Komşu da evet, Hayri'ye mi veriyor? Hayri'ye mi veriyor? Evet, evet bana verdi ama saat kaçtı? 11 miydi? 12 miydi? Daha ne zamanıydı? Eve gidince ben telefonunu kutsanım bana verdi. Ben de cebime koydum, eve vardım ona verdim. Hayriye, pardon Cevahir'in cep telefonunu sana veren kişi kim? Gülizar. Gülizar telefonu saat 11 gibi falan veriyor. Sen niye telefonu Gülizar'a veriyorsun? Bir daha söyler misin? Ben anlamadım yani. Kontür yoksa eve bırak. Nasıl? Çocuğu vardı onun için. Küçük bebeği vardı evde. Çığırı diye kaynatasını aracadı. Ben dedim ki benim kontürüm yok dedim. O da dedi ki kaynatama var dedi. Kaynatam beni ara dedi. Özür dilerim ama senin kocan kayıp. Kontürün yok diyorsun.
Ondan sonra kontrol olmayan ölüyor. Telefonu, bak kontrol olmayan telefonu komşuna ya, bir dakika ben anladığımı söyleyeyim. Şimdi senin kontrolün yok. Kocanı aramaya çıkıyorsun. Telefonu komşu Gülizar'a veriyorsun. Gülizar o telefonu alıyor. O benim diyor kaynatamın diyor kontrolü vardır diyor. Ondan sonra telefon Gülizar'da kalıyor bir süre. Yani şunu söylüyorsun. Gülizar o zaman kontrolü yükledi telefona. Ben senin dediğinden ona yok. Ama devam edeyim bir dakika. Arkasından da telefonu Hayriye'ye verdi diyorsun. Saat 11-12 gibi de Hayriye'ye verdi diyor. Ben şunu soruyorum. Ben Cevahir'e şunu sordum. Dedim ki Cevahir yani o telefondan şeyin telefonundan bir görüşme var. Gün içerisinde daha çok görüşmeler var. Bana şunu söylemişti Cevahir. Görüştüyse Hayriye görüşmüştür o kadar insanla. Doğru mu? Hiç yüzüne bak ne kadar olduğunu bile bilmiyor. Ama bir Cevahir yanıt versin. Cevahir o telefon görüşmelerini senin görümcen Hayriye mi yapmıştır diyorsun? Mesela kaybolunca belki darağın olmuştur. Benim telefonum var ben sana yine anlamıyorum. Bak Cevahir bitirsin Hayriye seni dinleyeyim kurban olayım. Cevahir bir daha yanıt ver. Öğreneceğim ben bu sorunun yanıtını inşallah. Susacak Hayriye ve sen de yanıt vereceksin. Sonra sen susacaksın o konuşacak inşallah. Sen o görüşmeleri Hayriye mi yaptı? Ben başka bir şey demeyeyim ki. Anlamadım ki şimdi yanıt ver. Daran olmuştur belki bu siz şey arıyı yukarıya belki daran olmuştur giden olmuştur diye ben başka ne olmuştur diyeyim. Ondaydı ya. Telefon saat 3'te verdi bana. Gece 3 sabaha doğru 3'te verdi öyle mi? Aynen doğrudur. Zaten 3'te billendi. Yani biz susarsan Hayriye'ciğim. Cevahir sen diyorsun ki benim telefonumdan görüşmeler yapıldıysa o görüşmeleri Hayriye yapmıştır diyorsun doğru mu? Ya aynen. O cevap vermiştir diyeyim. Ben başka bir şey demeyeyim ki nasıl? Ya telefon onda oldu ama kontrol yoksa nasıl yanıt verecek? Ama gelen aramalara açık olabiliyor telefon. Cevahir'in telefonu kimler aradı? Tamam bekle Cevahir. Cevahir'in telefonu kimler aradı Hayriye? Hiç kimse aramadı. Hiç kimse ne beni aradı ne onu aradı. Biz zaten hep beraber yollardaydık. Aramadıydık. Hiç kimse aramadı. Ben de ne kılık olduğunu bile küçük telefonlardan idi o. Benimki de aynandı. Ben arasam kendiminkiyle aramış durum. Ya. Onun telefonunu neye kullanayım? Şimdi saat 3'e kadar sende ama onun öncesinde telefon görüşmeleri var. 27 tane telefon görüşmesi var. O zaman şöyle sorayım Cevahir. Sen şimdi kocan Hasan'la beraber hastaneye gidiyorsun. Hastaneden sonra eve geliyorsun. Saat 7 gibi falan kontrolün olmadığı için de 7 diyelim 8 diyelim. Ya da işte kocanı aramaya gittin 9'dan sonra telefonu Gülizar'a veriyorsun. Kontrolü zaten yok. Sen 27 kişiyle bir telefon görüşmesini o zaman ne zaman yaptın? Telefon görüşmesi yapmadım ben orada. Hayır bak ben teknik bir şey söylüyorum. Yapmadım. Şöyle kontrol içine yaptım. Para verdim kontrol yüklendi. Borç kesilirmiş borca yattım param. 20 TL verdim 20 TL borca yatmış. Ne zaman saat kaçta? Hastaydı bilmiyorum o zaman işte verdim de. Yani kocan kaybolmadan önce verdim mi? Kocan bir dakika Cevahir sorularımı dinle. Kocan kaybolmadan önce mi kontrol yükledin? Kaybolduktan sonra mı kontrol yükledin? İşte kaybolmadan önce para verdim. Kontrol yüklenecek sandım. Yüklememişler. Sonra sordurdum. Yarın daha sonra toplantıya gitti kızlar. Evet. Okulda çalışıyorduk. Kızlar toplantıya gittim. Niye hiç etmedi demiş. Dedim. Paran demişler borca kesilmiş, onun borcu varmış telefondan, mesela TL yüklermişim borca kesilmiş, öyle dediler. Şimdi yani gerçekten bu Ramiz, bir dakika şimdi bana Doğanay bazı notlar almış, söylemiş daha, söylüyor daha doğrusu. Sen daha önce bu konuyla ilgili yapılan şeylerde demişsin ki Mehmet de Kadir de hepsi babamı dövdüler demişsin. Yok. Öyle bir cümle kurmadım. Vallahi kurmadım. Bakın. Geçmişte bazı şeyler yaşandı da bunlar dövme değil. Bu dedemin bir dövmesi vardı. Başka da hatırladığım yok zaten dövme konusunda. Ya bir şeyler yaşandı da onları ne diyeyim onlar şimdi babama şunu, kalmış. Yani. Cevahir'in de yani bu arada Ferhat sen şeyi dövdün mü kardeşini? Hasan'ı? Yok. Cevahir, o zaman bu olayı oğlum bilmiyor olabilir, sen biliyor olabilirsin. Kardeşleri Ferhat ya da diğerleri Mehmet, bir sus ben sorumu sorayım. Bir sus lütfen sorumu sorayım yanıt ver. Birbirimizi anlayalım ki yanlış bir şey yapmayalım. Ferhat ve Mehmet, senin kardeşi, senin kocanı Hasan'ı dövdüler mi, dövmediler mi? Dövdüler. Bir kendi iki kere dövdüler. Heh, bak dövdüler biliyor. Peki annenin bildiği şeyi sen bilmiyor musun? Elinde telefonu hatırlamayın da
40 senelik öteyi hatırlayabiliyorsun Cevahir Hanım. 40 sene öncesiymiş. Öncesiymiş. Bir telefonunu hatırlamıyorsun. Kontrolüm yoktu, vardı yoktu. Gitti geldi. Yoktu diyor zaten, vardı yoktu demiyor. Neydi? Ben işitmedim. Kimsenin diyor, babam zamanı ödemeli babam atıyorsun. Kavga ettiyse de bile... Bir dakika ne Ali, olur. Yok telefonla nasıl aranıyor? Telat ödemeli nasıl atıyorsun? Amca. Telat nasıl aranıyor? Kardeşimin telefonuyla. Ha? Kardeşimin telefonuyla. Cevahir'in ismi yazılı ya telefonda. Yazsın ne olacak, iki hatta annemin üzerine. Ya numara, annenin numarası ya. Hadi ismi değiştirdik. Cevahir'in şey Ali yazdık. Ali mi oluyor numara şimdi? Ali'nin evet, mi oluyor Ali numara? Oldu. Aha, Ali oldu. İyi. Ha? Ben bunlara bir şey anlatamam. Sen bunlar... anlamayı istemeyin ki. Sen zaten işin yokuşa sürme uğraşayın Ali. Bak bak. Yarın öbür gün dersin ki anne çocuk birisini bir ya da anne çocuğunu öldürmesin falan filan dersin değil mi? Böyle bir şey kötüdür. Ha işte sen yabancı zaten olması daha iyi bir şey dersin değil mi? Tabii ki Allah korusun. Yarın öbür gün diyorum ki yani biz katil olsak bunlar zil takıp oynayacak hayatta diyorum ya. Hayatta niye öyle yapsın? Bunlar böyleler. Onlar gerçekten yani. Beddua etme Ali. Versin canım olmaz zaten. Yani. Verdi hayır. Zaten verdi, sen farkında değilsin. Görüyoruz ya. Sen farkında değilsin. Bir şey söyleyeceğim. Ferhat Bey niye bu kadar Ali'ye... Yani tamam Ali çok size sert cümleler kullanıyor, yapmaması haklıyım, gerekiyor bunu. Haklıyım. Ama o sırada köyde değil. Hatta köyde değil, ben şunu gerçekten anlamıyorum. Değilse bilmiş bir gibi konuşmasın Didem Hanım. Hayır lütfen bak cümlemi, benim bile cümlemi tamamlamam izin vermiyorsun. Şunu söyledin sen, ben annenden de şüphelendin mi? Evet ben de onu soruşturdum, araştırdım. Bir soruşturmuşsun, araştırmışsın. Hatta işte köydeki söylentiler senin de kulağına gelmiş. Çok mutsuz olmuşsun. Yani sonra ikna olmuşsun annenin anlattıklarından, doğru mu? Evet. Sen annenden şüpheleniyorsan onlar şüphelenemez mi yani? Ama yeter diyorum ya, 7 yıldır aynı noktadasın. Bir kafanı çevir o yan. Katil yok. Ama yani katil yok da yani eleme gidersin, daha bu olabilir mi araştırırsın bakarsın olmaz dersin. Bu olabilir mi araştırırsın bakarsın senin olmaz dersin. Ama aynı yerde takılı kalıp yani ne bileyim ya. Senin annen diyor. Kimi eleştirelim Ali? Ablacığım. Reportaj yaptılar değil mi? O elmanın dibi, evin önü, virajın başı. Aynen, değil mi? Doğru. Senin annen oradan okul mu geçti? Araba yoluyla mı geçti anan? Evet. Yok ya. Nereden gitti? Patika yoldan çıkmadı mı anan? Bu dedenlerden yukarı. Ali ne gülüyorsun ben? Hem burada yoğdum diyorsun, hem olaya müdahilsin Ali sen. Ulan celallerle. Ali sen bu işin içindesin galiba. Öpsürük basılıyor bak, yani. Yayın yapamıyorum. Bak, dört kişi, her ikinize de söylüyorum. O yolda dört kişi beraber gidiyorlar bak. Evet, annem, babam, Ali daha çok Celal, dinledim ben onları. Şaban. Sayma onları. Ben Ali. Bileyim ben Ali. Geç. Onlara nereden doyduk. Gittiler? Biz doyduk ona. Geçtim Ali. Sen anca konuşayım. Ben çok ya dinledim. İşe yarayacak bir şeyler söyle. Bir şey söyleyeceğim. Ali peki lütfen. Sen amcandan, halandan şüpheleniyor musun? Hayır. Ha, şüphelenmiyorsun sen. Ama mesela Cevahir sen çok dövdüler demekle ne demek istiyorsun? Yani Ferhat da Hayriye de kendi kardeşini öldürmüş olabilirler mi? Ya ben öldürmüştü demedim. Öyle çok dövdüler. Dayının karısı oğlu mu dedi o Ferhat ha? Şimdi herif oldu konuşuyor orada. Mübarek. Ne oldu? Ben soruma mı gitti? Ben boyamadığın yer yok. Sen de konuşuyordun. Cevahir Hanım, iyi veya kötü biz biliyoruz. Sen ne yaptın kocanı? Sen kocanı nereye bıraktın? Sen kocanı kimin ne kapısında yaptın? Bıraktın? Kimin kapısında? Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ben iyi bıraktım, olurum, kötü olurum. Eşim kötü olur, şey olur, o bana ait. Ama bir arada duruyoruz. Benim nerede olduğumu biliyor, ben de onun nerede olduğunu biliyorum. Anladın mı? Sen o ağzından çıkan lafın üst cüvesinde dur da sana yeter Cevahir. Tamam. O zaman siz şunu mu düşünüyorsunuz? Hayriye, Ferhat Bey, Hayriye Hanım. Siz ikiniz de önce size sorayım. Yani Cevahir'in yani kocasını öldürmese bile katilin kim olduğunu biliyor mu sizce? Ben Cevahir'i biz, Didem Hanım, 9 ay sonraki sesten sonra biz zaten 9 ay sap gibi bir yerde kaldık kardeşlerim ile. Hiç sadece savcıya gittik geldik, karakola yani gittik geldik. Cevahir şeyin amcası Cevahir, Ramiz. Ramiz 9 ay sonra köyde işte orada evin önünde bir ses duyduğunu aynen söylüyor. O 9 ay o sesten sonra
biz biraz şüphelerimiz biraz değil de bayağı çoğaldı. Ben bununla savcıda da karşılaştım Ramiz'le. Sayın savcım gitti o savcı oradan. Dedim ki beni karşılaştırın dedim. Karakola da söyledim karakoldaki jandarmalara. Savcıyla bu adam çok yalan söylüyor. Beni yalan ne yer dedim berelerde dedim. Peki. Karşılaştık orada da karşılaştık. İşte böyle bu yalan yansı böyle bir işte yemin olsun. Ben şunu olsun söyleyeyim dedi, mi? Valla bir şey söyleyeyim. Üçtaş biz köyünde. Biz ondan gelin. Valla şunu söyleyeyim. Bak o irfanlar sonra taşınmışlar Trabzon'a gitmişler. Bir de orada bir hatun diye bir kadın var. Hatun denen kadın da Cevahir'le fazla samimi. Anlamlı bir samimiyet olarak nitelendiriliyor. Onunla ilgili bazı iddialar var. Hatun köyden taşınmış başka bir yere gitmiş. Köyde diğer herkes o gün aslında çok da fazla mesela karanlık yani şey değil saat 5-5.30-6 gibi. Yani Hasan'ın başına ne geldiğini herkes çok da fazla biliyor yani. O yoldan 4 kişi geçti dedi mesela Ali az önce. Yani herkes aslında Hasan'ın başına ne geldiğini bence o köyde biliyor. Ya. Ama susuyor. Bizden başkası yani, biliyor. Biz de birilerinin ağzıyla konuştuğumuz zaman ne bildin? Öyle değil böyleydi. Ya konuşun cevabını konuşun. Veremiyor. Üçtaş köyü sakinleri bu vicdan azabıyla nasıl bir yaşayacaksınız? Aynen. Bak Burhan da gitti. Burhan da büyük olasılıkla öldürüldü. O şeyleri kardeşleri burada. Belki başınıza sizin de başınıza bir şey getirebilir. Belki bir seri katile karşı karşıyayız. Define yüzünden bu işler işleniyor olabilir. Siz susmaya devam ettikçe bu iş nasıl çözülecek gözünüzü seveyim. Bildiğinizi anlatın. Konuşun ya, ki çözülsün. Sen de biz sonuçta şey yapmıyoruz senin annene kalkıp şunu yaptı bunu yaptı demiyoruz. Ya katil demiyoruz. Ben ırgalamaz şunu yaptı davranıyor. Etti. Bir garip davranıyor. Sen o sırada orada bulalım. Değilsin. Sen o sırada orada değilsin. Ya benim orada olup olmamam önemli Bursa'dasın. Değil. Bursa'dasın orada değilsin. Ama Ramiz meselesi olunca bir kitleniyor kalıyor mesele ya. Bu nasıl ben yani Ramiz Bey? Ben bildiğimi konuşayım. Bak, köyde de bak dedim. Hayır bir şey bir dakika sadece tek şey senin derdin yok. Ramiz de köydeki Ramiz Bey'in de konuşması lazım. Biz 9 ay sonra aynen, neden konuştun sorusunu sorduğumuzda ben öyle bir şey dedim mi Hasan'ın sesi miydi emindin emin değildim ben kem küm soruya doğru düzgün yanıt bile vermiyorsun Ramiz Efendi. Ne oldu bu define yüzünden bu cinayetler işleniyor. Bütün odaklar seni gösteriyor ve Cevahir'i gösteriyor. Cevahir de bir kez bile ekranda senin adını söylemiyor ama kamera arkasında senin adını söylüyor. Bu kamera arkasında olacak iş değil ki siz konuşmazsanız katil birinizi daha öldürür bu gidişle ya. Allah Allah konuşun lütfen. Bak şeyde herkes konuşuyor. Mine'de herkes, Mine Kocadağ'da herkes konuşuyor. Denizli'de kayıp. Ağustos ayından beri kayıp. Kızımız 20, genç kadın 25 yaşında. Kardeşi Tayfun burada. Kocası, suçlanan kocası bile canlı yayına gelip bildiği her şeyi anlatıyor adamcağız. Birazdan gelecek burada. Mithat Bey gelecek. Kız kardeşi Filiz Hanım gelecek. Görümce gelecek. Kocası gelecek. Kayıp olan Mine'nin. Onlar konuşuyor yani ki adam, adamın yanından kaybolmuş. Mithat'ın yanından kaybolmuş. Mithat'a biz sadece soru soruyoruz. Burada Cevahir köyde böyle duruyor. Hiçbir şey yanıt vermiyor. Burada Ali sürekli bela okumaya devam ediyor. Kardeşim insan aklıyor. Ölmüş. İnsan. O bir insandı. Babanı geçtim. Kemikleri bulundu. Bak sen de yarın gideceksin mezar yapacaksın babana bir tane. Allah rahmet eylesin babana ya. Neyse. Mine Kocadağ'ın şüpheli kaybıyla devam edelim. Bir tane kadınla mesajlarını gördüm diyor. Arkası ormanlık bir yere gömdük demiş. Ne olduysa bu 3 ay içerisinde oldu yani. Bir çocuk annesi 25 yaşındaki Mine 4 ay önce kayboldu. Abisi Tayfun çareyi vazgeçmede buldu. Kardeşin Mine ne zaman nasıl kayboldu? 18 Ağustos 2022 tarihinde kayboldu ama nasıl kaybolduğu hakkında bir bilgim yok. Eşinin yanında mı yoksa bir ayrılma aşamasında olduğunu söylemişsin sen? Ya bir birleşme aşamasına geldiler. Önce bir ayrılma aşamasına geldiler. Ondan sonra düzeldiklerini söylediler. Tamam. Düzeldikten sonra kaybolduktan bir hafta sonra annemle eniştem kızınızın bir haftadır benim yanımda olmadığını söylüyor. Bu aldatma iddiaları peki kocasının onu aldattığı iddiaları ne zaman meydana geliyor? Mine bunu Temmuz ayında. Temmuz'un 25'i gibi. Temmuz'un 25'i gibi bu aynen, olaylar oluyor. Peki boşanacağını ve ondan ayrılmak istediğini ne zaman söyledi? Benim yaz aylarında Temmuz'un 26'sı gibi arkadaşında kaldığı eve gittim. Bir arkadaşın yanında mı? Yani kocasıyla evi ayırıyor. Bir gidip bir arkadaşın yanında mı kalmaya aynen, başlıyor? Bu. Orada ne kadar süre kaldı? Yani ondan sonra orada sabah orada etmedi zaten. Biz onu alıp arkadaşımla köye götürdük. Sabah 7 sularında annemin beni tekrar arayıp kardeşin tekrar yine Denizli'ye kaçtı demesiyle ben tekrar bu senin evine gittim. Orada olduğuna inanarak. Gittiğimde oradaydı.
eniştemi arayarak çocuğu alıp biz çıktık. Hani kardeşim kalacaksa da ben yeğenimin öyle bir ortamda kalmasını istemedim. Ondan sonra kocasının yanına dönüp barıştıklarını beyan ettiler. Dediler, ne kadar süre sonra oldu bu peki? İki hafta sonra. Kaybolduğu zaman kocasının yanında. Evet. Değil mi? Başka bir yere gitti. O gece orada yani. Arkadaşı Gamze de bunu teyit etti. O gece ne olduysa Gamze'yi arıyor. Evet, Mine Koca da Tayfun'un kız kardeşi. İki kardeşler zaten. Bir kız, bir erkek. 25 yaşında. 25 ya da 26 mı? Tam? Ben 27, o 26. Tamam, o 26. 18 Ağustos'tan bu yana kayıp. Kocası Mithat Koca da o gün eşiyle beraber evde. Öncesinde bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Mine epeydir, yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yaklaşık 5 aydır ortalıklarda görünmüyor. İşte en son çocuğunun sünnet düğünü var biliyorsunuz. O yüzden eve dönüyor. Aslında karı kocanın arası da çok iyi değil, bir boşanma sürecindeler. Çocuğu da oğlu da sünnet olunca çocuğuna bakmak için kocasının yanına dönüyor ve kocasının yanında kayboluyor. Ben Mithat Bey'le ön görüşmedeki detayları biliyorum. Neyse, Mithat Bey kendisi gelsin ve Filiz Hanım kardeşiyle beraber gelsinler. Yani Mine'nin kocası ve görümcesi. Çünkü o gün kocasının yanından bir yerlere gittiği söyleniyor. Mithat da bildiği her şeyi anlatmaya geldi. Mithat Bey ve Filiz Hanım gelsin lütfen. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Bebek mi bekliyoruz? Aa, öyle mi? Ne güzel. Karşıya alacağız sizi. Kaç aylık bebek? 7'ye girdik. 7, hadi maşallah. Şimdi Mithat. Buyurun. Nasılsın? Hoş geldin. Allah'a şükür. Sağ olun. Bildiğin hoş her şeyi bulduk. Anlatacaksın. Mine'yi arıyoruz. Evet. Ağustos'tan bu yana kayıp. Çocuğunla evet. Çok düşkün olduğunu biliyorum. Evet. Eşinin. Senin de kaç yıllık eşin? 7 yıl diye biliyorum ben. 7 yıl. 7 yıl. Şimdi şöyle başlayalım. Önce en sonundan başlayalım. Sonra başlara hepsine geleceğiz. Filiz, senin bütün iddiaların da bana geldi. Hepsini teker teker konuşacağız. Ama şöyle başlayalım Mithat'cığım. Sen eşini, karını en son 18 Ağustos'ta saat kaçta gördün? Nasıl gördün? Nasıl kayboldu? Ya yani evin içinde kendisi mi gitti? Hepsini bir anlatır mısın? Sonra benim soracak sorularım var tabii ki. Şimdi 18 Ağustos'ta ben diğer odada yatıyordum. Eşimle olan televizyon odada yatıyordu. Ben oğlumun sesini... Sen tek yatıyorsun. Evet. Eşin de oğlanla beraber yatıyor. Evet. Evet. Şimdi çocuğun sesine kalktım ben. Çocuk sünnetliydi zaten. Çocuğun sesine kalktım. Çocuğun sesine kalkınca anne diye ağlıyordu. Ben öbür odadan geldim. Baktım eşim yok. Saat kaçtı? Kaç gibiydi? 5-5.30 araları. Sabaha doğru. Evet. 6'da da zaten işe gidiyordum. Aha, tamam. İşime gidiyordum. Ondan sonra... Peki baktın mı yani seslendirme eşine? Telefonu yanına almış ben, mı? Ne olmuş? Hiç baktın ben ben giderken hiç hani sesini falan duymadım. Sadece çocuğun sesine kalktığımda annen nerede dedim. Annem yok baba dedi. Hani annem yok deyince kapının önünde çantasını gördüm. Kırmızı çantası vardı. Hı hı. Ayakkabısı vardı. Telefon alıvermiştim. Kırmızı çanta derken bir valiz mi? Valiz. El valizi. El valizi. Evet. Başka ne vardı? Bir de iki tane ayakkabısı vardı, poşette. Poşette ayakkabısı. Bir de alıverdim, telefon vardı. Telefonu da bırakmış. Evet. Aa. Peki telefonunda bir kontrol hiçbir şey yok muydu? Yani hattı şeydi. Diğer alıverdim telefonu kırdıydı şeyi. Kendi masayı vurup kırmıştı. Kendi kırınca ben de dayanamadım sinirle. Hani bir mesaj geldi dedi. Ben bir mesajı bakayım dedim. Aha. Şey koyuyor zaten. Tamam. Şifre koyuyordu. Hı-hı. Şifre koyduğu için bana vermek istemedi. Ondan sonra açıverdi. Verince şey ettim ben. Aldım. Tekrar bir mesaj geldi. Mesaj gelince... Onları konuşuruz onları. Telefon kırıktı. Diğer telefon yanındaydı ama evet, kontrol kendi... olmadı. Ya onun kullandığı bir telefon yok muydu? Yanında telefon götürmüş olabilir. Yanında telefonu yoktu evet. Hattı kırıldı zaten. Özür dilerim, siz bir apartmanda mı oturuyorsunuz, tek katlı bir yerde mi oturuyorsunuz? Apartmanda. Kaç ama katlı? Ama birinci kattaydık. Ha, birinci kattasınız. Evet. Siz düz ayak hemen. Evet. Birinci kattasınız. Peki hiç tıkırtı mıkırtı hiçbir şey? Hiç duymadım. Hiç şey duymadı. Evet. Gece kaçta yattınız? Gece kaçta yattım? 11-12 gibiydi. 11-12 gibi. Evet. O sırada bir tartışmanız ya da bir şeyiniz oldu mu, konuşmanız falan? Tartışmamız bir böyle ne oldu? Tartışmamız olmadı ya. Bir şey olmuş. Tartış.
Her şeyi anlat bak. Bir, her şeyi anlatırsan inşallah karını sağlar. Aklımıza gelmiyor şimdi heyecandan. Heyecanlanmayacaksın. Niye heyecanlanıyorsun sonuçta? Mine için. Sen Mine'yi seviyorsun. Evet evet. Bence seviyorsun hala. Seviyorum. Evet. Dolayısıyla bildiğin her şeyi bize inşallah Mine'ye götürecek. İnşallah. İnşallah, inşallah. Sağ salim götürecek. Bulursun inşallah. Dolayısıyla sen 10-11 gibi yattın. Öncesinde ne yaşadınız? Bir şey mi oldu? Tartıştınız mı? Ya da ne bileyim konuştunuz mu? Dertleştiniz mi? Her şey yolunda öncesinde mıydı? Öncesinde Hüseyin'le buluşmuşlardı ya zaten. Hüseyin diye biri vardı. Hüseyin'le hani ilişkisi olduğunu öğrendim ben. Ha. Onu Haziran ayında öğrendim. Haziran ayında öğrendim. Evet, Haziran. Sen öncesinde zaten Hüseyin meselesine geleceğiz. Tamam. Hüseyin'le bir ilişkisi olduğunu biliyorsun. Evet. Haziran ayında öğrendim onu ben. Tamam peki. O konuyu mu konuştunuz? O dedi hani ben ondan hoşlanıyorum. Seni istemiyorum artık dedi. Hı. Yani böyle şey. Tamam dedim ben o zaman. Çocuğumuzu sünnetlerimizden. Çocuğumuz iyileşsin dedim. Hı hı. Çocuğumuz iyileşsin dedim. Herkes yoluna baksın o zaman dedim ben. Hı. Tamam dedi. Çok büyük, şey, büyük bir tartışma mıydı yoksa büyük, normal? Büyük bir tartışma değildi. Ha, büyük, tamam. Gamze Hanım'la Buse Hanım ben hani sürekli eşimi de uyuyormuşum. Şey diyormuşum hani hep içeriyorlar. Onlara geleceğiz. Ben o geceyi merak ediyorum. Peki senin eşin sana geldiğinde iki tane ayakkabısı mı vardı getirilmişti yanına? Ayakkabıları evdeydi, evimizdeydi yani. Ha, o zaman yanına ayak mı gitti bu genç kadın? Nasıl gitti? Spor ayakkabısı vardı beyaz. Beyaz? Beyaz spor ayakkabısı vardı. Çünkü sen eşinin hayatta olduğunu düşünüyorsun. Eşimin hayatta olduğunu düşünüyorum. Aha, o yüzden ben yanında giderken üzerinde ne vardı ne yoktu onları anlatırsan ben görüntüleri de ekranlara getiriyorum. Tanıyanlar, görenler bizi ararlar diye düşünüyorum. Gerçi ben, Tayfun öldürüldüğünü düşünüyor. Allah korusun yani. Ya şimdi ben de öyle düşünüyorum. Çünkü hani beni hani reddetmiş ama çocuğunu da hiç aramıyor. Çocuğunu hiç aramıyor. Ondan şey diyorum ben de. Sen hayatta mıdır diyorsun, öldürülmüş müdür diyorsun? Ya ben de işte yani şüpheliyim. Ha şüphelisin, ha, net evet. Değilsin. Hani sesi net çıkmadığından. Aha. Peki ha, ben... şimdi o gece yani nasıl bir ayakkabı vardı ayağında? Yani o ayakkabıyı biliyor musun, hatırlıyor musun? Ayakkabısı beyaz spor ayakkabısı vardı. Tamam. Siyah da şey vardı. Eşortman. Eşortmanı vardı. Siyah eşortman. Üzerinde de kısa kollu tişörtü vardı. Mavi çizgili. Aha. Yani yatmadan önce üzerinde o kıyafetler mi vardı? Ben yatmadan önce onları gördüm. Onları gördün üzerindeki evet. Kıyafetleri. Peki sonra anladım. Bu Hüseyin yüzünden mi aranızda? Yani ne dedi sana peki Mine? Yani Hüseyin'le ayrı eve taşınacağını falan mı söyledi? Ne dedi? Ya işte hani ona... Ne konuştunuz aranızda Hüseyin'le ilgili? Yani Mine'nin sevgilisi. Konuşmuyordu. Yani ben eşi olduğum için beni bile ilgisi etmiyordu. Hemen böyle beni tersleyip şey diyordu. Tersleyip gidiyordu öbür odaya. Telefonda sürekli TikTok çekiyordu. Yani telefon, sürekli telefon. Telefondan başka bir şey etmiyordu. Evliliğiniz boyunca sürekli sosyal medyada mıydı? Sorup meraklı mıydı yoksa son zamanlarda mı başladı? Son zamanlarda. Bu 2021 zamanlarında. Peki neden? O sırada acaba biri mi çağırdı onu? Hiçbir ses duymadığını söylüyorsun. Hiç duymadım. Duysam neden kalkmayayım yine? Peki bir ev nasıl bir ev? İki ayrı oda var. Bir de salon mu var? Siz burada salonda konuşurken çocuk içeride uyuyor muydu? Çocuk uyuyordu evet. Televizyonlu odamız vardı. Aha. Orada hani uyuyordu. Çocuk, İkisi uyuyordu hatta. Çocuk ses mes falan bir şey duymadı. Yani yüksek sesle mi konuştunuz, alçak sesle mi konuştunuz? Çocuk uyuyordu ya, alçak sesle konuştu. Yani. Alçak sesle konuştunuz. Evet. Mesela hani konuşurken falan hani böyle biraz konuştu ondan sonra benim uykum geldi dedi. Oğlumun yanına gitti hani uyumaya. Normalde kahveyle ve şey Nescafe içtiğinde kahve yani kahve evet. içtiğinde yani ya da çay içtiğinde hemen uyuyamazsın da o hemen odasına ben mı gitti? Ben uyuyorum zaten o odasına gidince ben öbür odaya gittim. Hani öbür odaya şey ettim. En son öbür o zaman... odada 11-12'ye kadar falan telefon hani şey ettim. Face'e girdim hani uykum gelmedi çünkü zaten. Tabii o kahve içmişsin. O da pardon kahveyi kim içti? İkimiz içtik. İkimiz Nescafe, Nescafe gibiydi. Tamam bir kahve içtiniz. Kahve içtiğiniz için uykunuz. Sen odanda duruyorsun. Evet. Ne zaman uykuya daldın? Kaç saat? Ya yani bir saat, yarım saat? Vallahi 11.30 ile 12 araları falan. Hiç odandan çıkmadın? Evet. O sırada Mine'den içeriden bir ses geliyor muydu? İçeriden bir ses gelmiyordu. İçeriden... O da çocuğun yanında o da uyumadı herhalde. Ya da biriyle görüştüğünü duydun mu? Duymadım işte. Hiçbir şey görmedin? Duymadım. Hı. Peki şimdi... Yani biraz hafızın daha yeni olay çünkü 18'i çok genç de birisin. Evet. Giderken dikkatini çeken bize söyle bana söylemek istediğin bir şey var mı? Hafızanı bir yoklar mısın? Dikkatini bir bavul çekmiş. Evet. Üzerinde de telefon var. Evet. Şimdi böyle, telefon ve ayakkabılar vardı. Ayakkabı vardı. Evet. Şimdi acele mi çıktı acaba yoksa bir hazırlık? İşte ben duymadım. Duysam kalkardım. Kırmızı çantanın içinde bir şey var mıydı peki? Eşyaları vardı. Bir valiz. Çamaşırları vardı işte. Şampuan. Ondan sonra böyle ruj şey yeri. Hı. Onları katmış. Bir hazırlık yapmış o zaman. Evet. Peki hazırlık yapıyor, valizini hazırlıyor fakat valizini... Kapının kenarında bırak gidiyor.
Ama o zaman apar topar çıkmış. Bir şey bilemiyorum. Hani ben giderken görmedim. Yani acaba biri telefon açtı ve apar topar mı çıktı acaba? Bilemiyorum ki de. Şimdi telefonda o sırada kimse görüşüp görüşmediğim telefon sesi duydun mu gece? Telefon sesi. Zaten kendi telefonu. Ben telefonu alıverdim ama ona şeydi. Hattını kırdığı için o hattı bakamıyorlar. Odaya geçti ya. Senlerin kontürü yoktu ama odada bir başka telefonu var. Acaba elinde olabilir mi? Senden sakladığı. Onu merak ediyorum. Ben uyunca benim telefonu almış gibi hissediyorum ben. Çünkü benim yanımdaydı benim telefonum. Onu kalktığımda oğlanın sesine uyandığımda şeyde buldum. Onların odasında buldum telefonu. Aa, sen telefonu orada buldun. Evet. O kadar. Hatta kimi aramıştı diye hani baktım ama kimse yaramamış. Ya aradıklarını sildi. Ha. Ya peki oradan bir yere girmiş olabilir mi? Yani hiç bir baktın mı telefonda birine girmiştir, biriyle mesajlaşmıştır. Senin telefonunu mu kullanmış? Evet. Aa. Benimkini kullanmış. Hattı olmayınca benimkini kullanmış. Ben baktım ama hani kimi aradı diye, kime mesaj attı diye yok. Peki biriyle telefon görüşmesi yapmamıştır ama belki Instagram'a girmiştir ya da işte TikTok'a girmiştir. Oradan birileriyle görüşmüş olabilir mi? Baktı benim mı telefon? Benim telefonumda Instagram'la TikTok yoktu. Onlar yoktu bende. Acaba kendisi o programı yüklemiş olabilir mi? Yani senin telefonu niye alsın? Bilmiyorum hani. Senin telefonun şifresi var mıydı peki? Yok, ben şifre kullanmıyordum. Şifre kullanmıyorsun. Şifre kullanmıyordum. Ben açıktı benim telefonum. O kendi kullanıyordu sürekli şifreyi. Bana hiç telefonunu elletmiyordu. Telefonu elletmiyordu? Evet. Sen telefonu onun odasında buluyorsun. Telefonda da kimseyle görüştüğüne dair ya da görüştüyse silmiştir diyorsun. Son şeylerde arabalarını. Evet, tamam. Ben baktım hani kime mesaj attı, kimle konuştu diye şey demedim. Uykun ağır mıdır senin? Uykum... Ya işte çalışırken yoruldum biraz hemen böyle 3-5 saat hemen şey diyorum. Hani yoğun geçiyor. Ha. Şimdi şöyle 11-12 gibi yatmışsınız. Ondan sonra kahve içmişsiniz. 11 gibi yatmışsınız. 11.30-12 gibi uyumuşum ben. Ha, uyumuşsun. Evet. O saat 5'te gitmiş. O hemen derin uykuya mı daldın yok, acaba? Hani 5-5.30 araları şeymiş. Bir ses hani... geliyor arkadaşlar. Nereden geliyor bu ses? Bir taraflardan bir ses geliyor. Evet, peki. Yani senin telefonu odaya giriyor, senin telefonu alıyor ve odasına gidiyor. Evet, Allah Allah, ben, çok ilginç. Ben duymadım. Ha. Hani uykum o kadar aslında derin değil ama ben duymadım. Allah. Benim telefonum şarjdaydı. Ben duymadım. Telefonun şarjdaydı. Evet. Öbür eve bakmış hatta ne kullandıysa, hani kimi aradıysa. Öbür eve yani kendi kaldığı odada çekmiş, takmış şarja. Oraya takmış. Peki evde sabah uyandın saat 5.30. Daha doğrusu oğlanın sesiyle uyandın. Oğlanın yanına gittin. Evde olmadığını fark ettin. Ne yaptın? Evet. İlk kimi aradın? İlk kimi aradım? Bir sağa sola baktım. Tütün diyelim ona. Tütün evet. Kullanıyordu maalesef. Sağ evet, zararlı. Evet, mutfağa baktım. Hani, dolaşmaya falan çıktım diye parka baktım. Hı-hı. Hani yoktu. Yatak odasına baktım. Orada baktım, buraya baktım. Yoktu. Kimi aradın peki ilk? Kimi aradım? İşte hani Hüseyin'e falan mı gitti diye şey ettim. Numarasında bu olmayınca arayamadım onu da. Ondan sonra Hüseyin geldi. Evet, sabah sevgilisi evet. Mi geldi? Evet. Kaçta geldi sevgilisi? Kaçta geldi? 9.30-10 gibi civarlardı sanki. Yok, 10 kayboldu gece olamaz. Ben çünkü 8-9 gibi orada. Benden önce geldiğini söyledin. Ben kahvaltı yaptım. Beni aradın 7.30 gibi. Ben kahvaltı yaptım ya. Benden önce geldiğini söyledin. Tam hatırlayamam işte de. Benden önceyse hani 7 falandır. Çünkü 7-7.30 beni aradı abim. Evet, evet doğru. Mine yok dedi şeyi, Taha'yı. Seni aramış ama seni aradığını tabii. Söylemiyor. Söylesene, niye i̇şte söylemiyorsun? İşte o unutuyoruz. Telaştan heyecanını unutuyoruz. Tamam, heyecanlanmayın. Tamam, sadece soruyu soruyoruz. Benden önce onunla konuştuğunu söylemişti. Evet. Tamam. Önce Filiz'i arıyorsun. Diyorsun evet. Ki eşim yok, gitmiş. Eşim yok. Ne dedi sana Filiz kardeşi, abin daha doğrusu? Abin mi oluyor? Abim, ben abi demiyorum da öyle şey. Abi işte, Mine... ne diyor sana? Mithat diyorum ben de. Şey dedi, Mine yok dedi. Hı. Bugün de ben işe gitmedim, o olmayınca şeye götürmemiz gerekiyor, kontrole götürmemiz gerekiyor Taha'yı dedi. Tamam. Senin arabayı alabilir miyim dedi. Hı-hı. Ben de al dedim, çocuk sünneti şimdi motorla gidip gelmek olmaz dedim motorla. Ondan sonra ne yapıyorsun dedi. Ben kahvaltı yapmamıştım. Kalktı işte benim yani de. Mine'nin evden gittiğini mi söyledi? Ha, Mine'nin evden gittiğini söyledi. Aha. Bugün de kontrole gitmemiz gerekiyor dedi. Sünnet çocuk sünnet olmuş. Sünnet evet, aparat evet. Alınması için. Ondan sonra tamam dedim, ben kahvaltımı yaptım işte. Kahvaltımı yaptım. 7 yaşında da oğlum var, Adnan Miraç. Tamam. Onunla birlikte çıktık yola, minibüslerle çarşıya kadar gittik. Ondan sonra minibüslerle Aktepe mi? Aktepe'de misin? Evet. Aktepe'ye gittik işte. Oradan ben kontağı verdim, arabamın kontağını. Abim bir yarım saat 40 dakikaya aldı benim arabayı evden. Hı hı. Sonra geldi, ben işte çocuklara kahvaltı yaptırdım. 5-10 dakikada parkta oynadılar.
Tamam. Hüseyin o arada ne zaman geldi peki? Hüseyin sevgilisi. Benden önce gelmiş ha, o. Senden önce geldi. Hı. Evet. Özür dilerim. Hüseyin geldiğinde sen evin içinde miydi Mithat? Evet, evin içindeydim. Evin içinde. Evet, zili çaldı hatta. Ben hatta hani eşim gelmişti diye şey ettim. Ha. Açınca Hüseyin'i karşıma gördüm. Dedi biz dedi Mine'yle dedi Taha'yı kontrol götüreceğiz dedi. Hı hı. Hani ben çalıştığım için onunla öyle anlaşmışlar. Mine'yle. Ha, sen o zaman öğrendin. Evet. Kontrole götüreceğini. Evet. Ama sen ertesi gün beraber götüreceğini mi zannediyorsun? Öyle söyledin. Ben çalıştığım için hani ben işten izin alamıyordum. Ha, alamıyordun. Evet. Peki Hüseyin'i karşında gördün. Ne düşünüyorsun? Mine nerede dedi. Ben dedim Mine yok dedim. Ben Mine seninle gelmiştir diye şey ettim dedim. Hani senin yanına gelmiştir ya. Tartışmadık dedim. Hani bir şeyimiz olayımız da olmadı. Hüseyin'i tartıştınız mı kapıda? Hüseyin'i değil, şeyle, Mine'yle. Hayır, kapıda Hüseyin'i. Çünkü eşin kayıp. Evet. Ve eşinin işte sevgilisini görüyorsun kapıda. Normal evet. mi karşıladın? Ya eşim söylediğinden hani hiç etmedim. Hani... Bir ay öncesinde öğrendi zaten olayı, artık şey yaptı. Sindirdik, alıştık. Hatta ben şey yaptım. İlk abim bana söyledi. Ağustos'un başı gibi. Hani Hüseyin'le ilişkisi varmış dedi. Annem bile bizi arıyordu. Ben dedim hani bak, daha bizim nikahım. Ses kaydını kayınvalidemi falan dinletmiştim. Evet. Ses kaydını kayınvalidemi falan dinletmiştim ben. Tamam. Bir yönetmen arkadaşıma bir şey yazıyorum. Tamam. Lütfen Hakan dediğimi yapar mısın, rica ediyorum. Sürekli lütfen. Tamam canım benim. Tamam. Kaçma yani. Şimdi ve sen sonrasında yani... Mine'nin bir yere gitmiş olabileceğini mi düşün? Hüseyin'i de karşında görüyorsun ya. Evet. Hüseyin karşında, dolayısıyla Hüseyin'e gitmemiş. Hüseyin'e gitmemiş. Ha. Hatta Hüseyin de nerede diye, hatta o çocuk da şey etti. Sürekli. Hani orada parkları falan aramaya gitti. Ben oğlum yanındaydım, o parkları aramaya gitti. Ben aşağılara baktım mesela. Dur, Hüseyin yoksa... telefon altındaymış. Hüseyin attı mısın? Evet, attayım Gizem Hanım. Merhabalar, selamlar. Merhabalar. Şimdi Mine ile bir duygusal yakınlaşmanız olmuş anladığım kadarıyla. Ona daha sonra geliriz de ben olay gününü konuşmak istiyorum. Onu daha sonra konuşuruz. Şimdi o gece eşiyle bir münakaşaları olmuş anladığım kadarıyla sizin yüzünüzden. Sizin yani herhalde sizle bir ilişki yaşayacağından bahsetmiş anladığım kadarıyla Mithat'a, benim anladığım. Gece sonra işte karı koca odalarına çekilmişler. Gece sizi aradı mı Mine hiç? Hayır, gece beni aramadı. Ben bundan önce bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen o gün... Mithat'a. Ama ben o günü izninizle bir konuşalım, sonra Mithat'a söyleyebilirsiniz. Ben önce o günü konuşalım. Şimdi peki o gün ya da öncesinde gel çocuğu beraber sünnete götürelim diye sizden bir talepte bulundu mu? Tabii ki, ben bunu Mithat'a söyledim. Ha. Ben salı gün Mine'yi eve bırakıyorum. Çarşamba, perşembe bununla hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Perşembe gün akşam üzeri saat 4-5 gibi Mithat'ı arıyorum. Diyorum ki Mithat, yarın çocuğun kontrolü vardı. Sen çalışıyorsan beraber gelelim, Mine'yle biz götürelim. Git Mine'ye bunu sor dedim. Bu tamam. Da dedi ki tamam. Sonra eve gidiyor, saat 6.30-7 civarı Mithat'ın telefonundan, zaten Mine'nin telefonu yok, beni arıyor. Diyor ki Hüseyin beni ara demişsin, ne oldu? Bunun yanında da Mithat da var. Ha, beraberler yani Mine sizi aradığında Mithat'la ikisi yan yanalar. Ha peki. Perşembe mi oldu bu ayın? Ayın kaçıydı? Oluyor, evet. Ayın kaçı oluyor o zaman? Perşembe 17 oluyor herhalde. 17'si. 17. 17 18. Aynen, 18 ya. Ha? 18. Neyse. 18 oluyor. Ha, 18 doğru. Aramalardan çıkar zaten. Evet peki. Saat kaç gibi sizi aradılar karı koca? 18 doğru. Saat kaçta aradılar? Saat kaçta aradılar? Zaten 5'te çıkıyordu Mithat. 6-6.30 civarı. Tamam. Ne dedi size Mine? Kocası da yanında. Aynen, Mine dedi ki bana, beni ara demiş Hüseyin, ne oldu? Ben de dedim ki yarın Taha'nın kontrolü var. Eğer Mithat çalışacaksa, izni yoksa sabah geleyim, arabamla seni beraber götürelim. Dolmuşlarla gidemezsin, çocuk yeni sünnet oldu dedi. O da dedi ki Taha doğru, evet dedi. Tamam o zaman dedi, yarın 10 gibi gel. Yani bu Mithat yanındaydı. Mithat'a dedim ki bak böyle böyle... Zaten Mithat'a kendisini söyledim. Çalışacaksan eğer ben geleyim, çalışmayacaksan beraber gideyim. Ya yani peki sizin karısıyla aranızda bir ilişki olduğunu Mithat biliyor muydu? Evet, biliyordu. Kabullenmiş miydi her şeyi? Ya zaten bunlar, yani Mithat kendisi de biliyor. Artık kocasını sevmiyordu, yani bunu söylüyordu buna. Mithat da diyordu ki ayrılmadan önce benim soy ismimi taşıyorsun, ayrılmadan önce böyle bir şey yapmayalım. Yani benim köyde adım çıkıyor, bak millet bana soru soruyor işte. Ne yaptın, eşin nerede falan filan, ben bunları kaldıramıyorum diyordu. Peki Mithat o gün saat... Ben... Söyleyin, evet.
Kitapta zaten birkaç kelime kullanmış. İşte yüzü demiş ki seni kimse yar etmem, sen benim soyadımı taşıyorsun. Şimdi o gün Perşembe evet. günü 4-5 gibi Mine sizi arıyor. Mithat da orada onu dinliyor. Pardon 6 gibi pardon özür dilerim. 6-7 gibi. 6-7 gibi. İşte evet. zaten onun sabah geleceğim diye sözleştiniz mi siz Mine ile? Ben getirip götüreyim dediniz mi? Tabii ki. Zaten şöyle bir şey oldu. Bunu mesela yani bu Perşembe günü böyle kalmadı. Perşembe günü saat akşam 9.30 gibi ben denize geliyorum. Evet. Mithat da Mine de zaten geri döndüğünde anlaşmaları vardı. Mine dedi ki ben çocuğumu evde bakacağım ama Mithat sen dedi ablan gidin orada kal ya da Filiz gidin orada kal. Sadece dedi gelirsin dedi ihtiyaçlarımı gidersin. Tamam mı? Tamam. Bunlar ikisi de anlaştılar. Ha, yani Mithat orada kalmayacak o şartla Mine evine döndü. Aynen. Ha öyle aynen. mi? Benim bildiğim buydu ama bunlar beraber kalmışlar. Ben sonradan öğrendim. Perşembe günü akşam öğrendim. Ben gözlerden Denizli'ye gelirken Aktepe'den geçtim. Peki Hüseyin şunu soracağım. Evet. Çok sonra detayları ayrıntılı konuşacağız. Mine'yi aramaya devam ediyoruz. Sabahta tamam. Sana gel işte çocuğu hastaneye mi götür dedi sana Mine. Beraber mi götürelim dedi. Aynen beraber saat 10'da dedi. Az önce Filiz Hanım orada diyor ki 7'den önce. Ben 7'den önce arkadaşım orada kalıyordu. Bunu ispatlayacağım zaten. İspatlayabilirim. Yani o zaman siz gittiğinizde Filiz orada mıydı? Ben önce gittim de 9.30'da gittim ben işte Mithat'ın yüzüne 9.30'da gittim. Evet. Kendisi söyledi zaten 9.30 10 civarı dedi. Ben zile bastım aynı şekilde Mithat'ın söylediği gibi. Dedim ki Mine nerede o dedi ki kaybolmuş. Dedim ki beni neden aramadın? Hı. Bana dedi 4 sularına dedi kapı sesi duydum ve çıktı gitti. Dedim kapı sesi duyduktan sonra şey beni arasaydın ben arabamla direkt gelirdim. Yakın bir yerlerde ya da evinin etraflarında bir yerlerde bulurduk ya da birinle mi gitti dedim. Anladım. O da dedi ki senin numaranı benim telefondan silmiş dedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben size dedim, önemli bakın. Şimdi ben az önce Mithat'a o gece dikkatini çeken bir şey oldu mu, ses duydun mu diye sorduğumda duymadım, evet. uyuyordum. Sabah 5.30'da çocuğun sesiyle uyandım dedi. Siz emin misiniz Mithat size sabah saat 4'te bir kapı sesi duyduğunu söyledi mi? Geleceğim Mithat'cığım. Böyle bir şey söyledi mi? Evet söyledi. Bunu da nasıl söyleyeyim size? Mesela bu polise kayıp ifadesi verdiğinde orada da yazıyor zaten. Saat 4 civarında eşim gitti diye. Peki. Bir kapı sesi duydun mu? Mithat? Kapı sesi apartmanın girdiği giriş kapısı var. Demir kapısı. Hı. Ben onu duydum. Bir ses duydun ama. Evet. Hı. Ben kendi evimin kapısının sesini duymadım. Ama bir sabaha doğru bir ses duydun. Evet. O zaman 4 civarı falan gittiğini mi düşünüyorsun? Ben şimdi 5-5.30 arası kalktım. Hani çocuk sesini o zaman uyandım. Ben ondan önce hani şeydim. Sadece hani duydum ama langada kapandığını, demir kapının ben o zaman bir şey ettim. Ama şey etmedim, kalkıp bakmadım. Kalkıp bakmadın. Evet. Peki o gece seni de aramadı galiba anladığım kadarıyla Hüseyin. Hiç aramadı. Evet beni de aramadı. Ben zaten burada demiyorum yani Mithat senin evin kapısı değil bunu söylemiyorum da bana söylediğini söylüyorum sadece yanlış olmasın unuttum da bir kelime olmasın diye söylüyorum. Anladım. Sonra dedim ki o zaman bu Buğsegil'in evine dedim ki sen Buğsegil'in oraya git bu esnada dedi ki Filiz gelecek dedi. Filiz'e çocuğu bırakayım. Hı hı. Ondan sonra gideyim dedi. Bana bunu söyledi. Benim gittiğimde saat 9.30'da Filiz evde yoktu. Sen kaçta gittin oraya Filiz? Filiz gelecek. Yani bir 9.30'dan sonra da olmuş olabilir. Ben Hüseyin'i görmedim zaten. Etrafta da görmedim. Evde de görmedim. Peki Hüseyin sence şu anda yaşıyor mu senin sevgilin yoksa öldürülmüş olabileceğini düşünüyor musun? Şöyle düşünüyorum ben. Bir yani bunu nasıl söyleyeyim? Bir çocuğunu hayatta o şekilde bırakıp gitmezdi. Hı hı, çok düşkün. İkincisi yani aşırı düşkündü yani. Beni boş ver zaten işinden benden çok üstün yani böyle söylüyordu. İkincisi evet. Şöyle düşünüyorum eğer başkasına dahi gitmiş olsa kesinlikle çocuğunu ya da beni de arardı. Hı hı. Yani en son çare ben öldürüldü diye düşünüyorum. Allah korusun. Ama ben gözle görmediğim için ne Mithat'ı ne abisini ne babasını hiç kimseye suçlayamıyorum. Çünkü gözümle bir şey görmedim. Ben de aynı.
Ben de kimseyi suçlayamıyorum. Görmediğim için ne ben de suçlayamıyorum. Ne oldu peki bu? Sır mı oldu? Yer yarıl içine mi girdi? 18 Ağustos'tan beri nerede? Şimdi ben izleyicilerimize sevgili Mine'nin çocuğuna olan düşkünlüğünü bir ekranlara getirmek istiyorum. Çok seviyor oğluna. Evladı. Oğlunu sevecek. Evet, evet. Ama onun da ayrı bir düşkünlüğü varmış oğluna karşı. Evet. Hatta bir tartıştığınızda çocuğu alıp Buse'ler de beraber çocuğuyla birlikte kalıyor. Evet, çocuğu hiç, evet. Çocuğunu hiç bırakmıyor. Çocuğuna karşı anne çünkü evladı. İşte. O görüntüler bir ekranlara gelebilir mi lütfen Hakan? Sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim Burak hayat sana gülmesin. Dudak benim başka kimse onu öpmesin. Nasıl da güzel gülüyorsun. Bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun. Şimdi ne kadar düşkün olduğunu görüyoruz. Evladına çok ama düşkün. Ama son zamanlarda hiç öyle değildin. Değil miydi? Hiç öyle değildin. Aha. Ben onu mesela bunlar Hüseyin'i apar tutacağız dediklerinde Ağustos'un başında. Tamam dedim çocuk 40 derece sıcaklıklar vardı o zaman Ağustos sıcağı. Hı-hı. Ben bakayım yeğenime dedim hasta olmasın siz gidin apar tutun hani olaylar çirkinleşmeden dedim. Bizim daha namusumuzsun sen soyadımızı taşıyorsun olaylar evet. Çirkinleşmeden. Hani evli evine köylü köyüne dağılsın. Apartınızı tutun dedim. Ben 2 mi 3 günlü falan Taha'ya baktım. Hı-hı. Hatta banyosunu bile ben yaptırdım. Kendi çocuğuma yaptırdım. Parka gittiler oynadılar. Kendi çocuğuma yaptırdım. Sonra Taha'ya da yaptırdım. Hatta Taha ben utanıyorum. Çocuk nerede sana... kalıyordu o sırada? Sizde mi kalıyordu? Ben abime geldim. Hani şey apart tutsunlar demek istediğim şey son zamanlarda ben... düşkün değildi. Onunla da ne... Sen de kardeşinle beraber mi yaşıyordun? Yok yok ben beraber yaşamıyordum da hani onlar apart tutacağız deyince tamam dedim Taha'ya ben bakarım. 2-3 gün falan ben Taha'ya baktım. O zaman son zamanlarda çocuğun ayağı kirlendi. Git şuradan diyordu. Kendin yıka çocuk, falan diyordu. Evet ters davranıyordu. Hasta oldu. Mesela hasta oldu. Ben aradım hani önce abimi aradım. Abim geldi hemen onu aradım. Ben nasıl bakıyorsam siz de bakın çocuğa dedi. Ateş düşürücü ben bir şey verin dedi. Şark bizim telefonu suratımıza kapattı. Hı. Hatta annesine şey bile yaptı. Öyle mi? Tabii. Yok öyle bir şey yok. Şimdi nasıl? Şöyle bir şey var. Madem kaçtığı gecenin sabahı hastaneye randevulaşıyor. Niye kaçmak istesin? Ya bak ben oraya ben bir şu konuyu anlatayım. Son zamanlardaki ben gördüğümü söyleyeceğim. Ağustos'un başında işte tamam gidin dedim. Apartmanı tutuyorsunuz, ne yapıyorsunuz yapın dedim. On ya banyosunu falan ben yaptırdım. Yedirdim, içirdim, banyosunu yaptırdım. Hasta olduğunda dedim abimi aradım. Abim geldi hemen işte. Onu aradığımızda ben nasıl bakıyorsam siz de bakın dedi. Suratıma telefonu kapattı. Hatta annesini sevmiyordu. Böyle terbiyesiz hareket bile yaptı çocuk annesine. Şimdi son dönemde Hüseyin'le beraber. Hüseyin'le hı-hı. Sevgili. Sabah Hüseyin'le şey yapıyor. Saatle şey yapıyor. Konuşuyorlar ve doktora götürmekten bahsediyor. Neden apar topar su çıksın tabii sorusu. Canım. Çok güzel bir soru. Gelin görümce aranız nasıl? Onu merak ediyorum. Az önce de iyi. İyi değildi. İyi değildi evet onu biliyorum. Evet. Neden iyi değildi onu merak ediyorum. Ben... Ama öte yandan yani boşanma aşamasında olduğu kocasının yanına neden döndü? Sevgilisi de diyor ki aynı evde beraber yaşadıklarını bilmiyordum diyor. Bu arada Hüseyin çok kritik bir şey anlatmış. Bir yarım kaldı onu soracağım kendisine. Bir araya gidelim sonra devam ediyoruz. Tamam. Ben benim tek kızım. Kızını aylar sonra Allah'a şükürler olsun bulduk. Ben onların yanında güvendeyim. Senin evi de güvende değildim. Büyük yüzleşmede ikinci gün. Namusumuz, adımız temizlensin tamam, diye. Tamam. Ben bunları katlanamıyorum. Bir tarafta kızlarına hasret anne Nermin ve baba Hasan. Sen benim evet. Canımdan bir parçasın. Ben analı hakkım var. Diğer tarafta Dilan ve arkadaşı Menekşe. İstemedim. Ufak bir kavga olsa. Onlar konuşacak. Yer yerinden oynayacak. Yapma etme dedim. Senin koruduğun kişiler var. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Didem benim tek kızım. Kızını aylar sonra Allah'a şükürler olsun bulduk. Ben onların yanında güvendeyim. Senin evi de güvende değildim. Büyük yüzleşmede ikinci gün. Namusumuz adımız temizlensin tamam, diye. Adam. Ben bunları katlanamıyorum. Bir tarafta kızlarına hasret anne Nermin ve baba Hasan. Sen benim evet. Canımdan bir parçasın. Ben analı hakkım var. Diğer tarafta
Dilan ve arkadaşı Menekşe. Ufak bir kavga olsa? Onlar konuşacak, yer yerinden oynayacak. Yapma etme dedim. Senin koruduğun kişiler var. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, 26 yaşındaki bir çocuk annesi Mine, sevgili Mine, 18 Ağustos 2022 yılından beri kayıp. Burada önce Tayfun'la abisiyle konuşuyorduk. Şimdi kocası geldi. Mithat burada bildiklerini anlatıyor. Çünkü en son o evde birliktelermiş. Sonra sabaha doğru 5-5.30 gibi evde olmadığını fark ediyor. Ve öte yandan sevgili Mine'nin görümcesi burada. Filiz burada. Şimdi ben az önce bir sevgilisi olduğunu öğrendiğinizi söylüyorsunuz. Yani siz de ama aldatmışsınız Mine'yi. Onu, o iddialar var. Yani sen Mithat aldattın mı aldatmadın mı, o konuya geleceğiz ama tamam. O gece, o gün daha doğrusu 18'i Perşembe. Hüseyin'le iki defa bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor anladığım kadarıyla. Ama öncesinde sanki ben yanlış mı anladım ya da Selma da öyle anlamış. Gündüz başka da yine Mine'yle, sevgilisiyle, senin eşinle bir görüşmesi var mı yok mu? Ya da dikkatini çeken bir şey oldu mu? Bize onu Hüseyin anlatsın. Sonra sana soracaklarım tamam. var. Hüseyin, sen o gün Mine'yle kaç kez konuştun? Ben Mine'yle bir kez konuştum. Bir saat 6 gibi, ikincisi akşam... Ben köyden dönüşte 9.30-10 civarı konuştum. Zaten 6 gibi görüşmenizi ben sana size söyledim. 9.30-10'da ne konuştun peki? 9.30-10? 9.30-10'da ben oradan geçerken Mithat'ın orada olduğunu gördüm. Aradım Mithat'ı, dedim ki siz bana neden böyle yalan söylediniz? Sen dedim evde kalmadığını söylüyordun. Evde sadece Taha ve Mine kaldığını söylüyordun dedim. Sonra Mine aldı telefonu. Hüseyin dedi... Dün ya da, ya iki gün oldu zaten ben onu eve bırakalı. Dün ya da evveli gün, ikisinden ya bir gün kaldı bir gün kalmadı dedi. E dedim siz, sen bana neden bunu söylemedin? Sen dedim söylemedin, Mithat evde olmayacak. Mithat'la bunu konuştuğumuz benim yanımda. O da dedi ki gitmedi dedi. Ben dedim ki tamam o zaman. Dedi bura 5 dakika gelebilir misin? Dedim yarım saat sonra geleceğim. Şu anda bir yere gidiyorum, yarım saat sonra geri döneceğim. Yarım saat sonra geri döndüğümde ben mahalleye girmedim. Mahalle çok kalabalıktı. Mithat dedi ki buraya gelme, mahalle kalabalık olduğu için şimdi yanlış anlaşılma olur. Tamam, bunları evin alt tarafına ben gittim. Mine geldi. Mine'nin elinde bir tane telefon. Bunu Mithat yeni alıvermiş. Zaten söylüyordu alıvereceğim diye. Yeni alıvermiş ama hattı falan yok. Dedi ki bana Mithat telefon aldı. Ben dedim ki iyi tamam. Hat şimdi hat çıkarılacaktı bunun. Numaranın son hanesini, 4 hanesini değiştirdi, hat çıkarılacaktı. Ama bunun kimliği ortada yok. Kimle ortada olmadığı için hat çıkarılmayacaktı. Ben dedim ki yarın işte cuma günü artık çocuğu götürelim, kontrolünü yaptıralım, sonra çıkalım. Kimliği çıkarttıralım. Olmazsa eğer başında eşi olmadan çıkarttırıyor mu çıkarttırmıyor mu bunu bilmiyorum. Olmazsa eğer yine hat alırız. Peki konuştum. Hüseyin saat kaç gibi yüz yüze görüştünüz? Bir de bu sırada dedin devam et oradan. Kaçtı yüz yüze görüştüğünüzde o gece? Yüz yüze görüştüğümde 9.30-10 civarı burada. Akşam 9.30-10 civarı artık. Anladım yani. Anladım. Akşam yani 6 gibi zaten görüşüyorsunuz. Hı. Bu telefon görüşmelerini hep Mithat'ın cep telefonuyla yapıyorsunuz. Doğru mu? Ya yani Mithat'la konuşuyorsun. Ki, Mithat. Hı. Yani kızın telefonu yok. Mine'nin telefonu yok hiç anladığım kadarıyla. Doğrudur. Bir süredir yoktu. Tamam. Peki, 9.30-10 civarı Mine benim yanıma geliyor. Benim arabamın içinde muhabbet ediyoruz artık. Senin araban o sırada nerede? Evin önünde mi? Yakın bir yerde mi? Hayır, benim evet yakın yerde zaten. Nasıl söyleyeyim sana, 300 metre vardır ya da yoktur, tam sezdiremiyorum. Peki bir saniye lütfen. Sen söyle tamam devam et. Geldi işte, konuştuk, aradan 5 dakika geçmedi Mithat'la da Taha geldi. Arabada 3 şu anda Mithat, ben, Emine, Mine, bir de var, Taha var. Oturuyoruz, konuştuk. Mithat bana dedi ki ne olacak böyle Hüseyin bu halimiz dedi. Ben dedim ki oldu yok artık, her şey oldu dedim. Bak biz ne konuştuk dedim. Çocuğa bakasıya kadar evde kalacağını söyledi. Siz beraber konuştunuz. Sen de dedin ki boşanasıya kadar Hüseyin köyde laf çıkmasın. Ben dedim ki tamam boşanasıya kadar dedim o zaman evinde kalsın. Ama sen de eve girip gitmeyeceksin diye anlaşmadınız dedim. O da anlaştı dedi. Ben dedim ki Mine'ye. Mine dedim yani apartta çık o zaman. Zaten biraz da 10 gün içinde iyileşir dedi. İyileşesiye kadar apartta dur. Sonra dedim zaten konuşulmuştu bunlar. İşte Mithat çocuğa bak koyacaktı işte. Bu süreçte de... Onları konuşacağım. Arabada ne kadar konuştunuz araçta?
Mine ile ikimiz mi yoksa Mithat ile üçümüz mü? Mine ile ikiniz, sonra Mithat ile üçünüz. Önce Mine ile ikiniz buluştunuz. Kaç dakika konuştunuz? Çok geçmedi zaten. 5 dakika falan geçti. 5 dakika sonra Mithat geldiğinde ne kadar kaldınız arabada? O Mithat geldiğinde zaten Mithat'la da çok durmadık. En fazla Mithat 3 ya da 5 dakika o durdu, sonra o gitti. Sonra o da gittikten sonra yani bu toplam 15 dakika olmuştur. Mithat gittikten sonra 3 ya da 5 dakika sonra daha konuştuk. Dedim ki git tamam çocuğun başına git. İşte ilaçları falan diyordu, işte bir şey sıkılıyordu. Git onlara bak, ben de buradan gideyim arkadaşımın orada kalayım. Sabah dedim anlaştık, işte saat 10 gibi ben gelirim. Senin telefon olmadığı için dedim ben saat 9.30-10 arası dedim dışarıya bak, ben şurada olurum. Eğer olmaz dediğinden zile basarız. Ben içeri falan girmem. Gelirsiniz dışarı, tamam mı? Tamam. Sonra yani ertesi gün zaten sözleşiyorsunuz. Sonrasında siz ayrı eve çıkacaksınız. Hı. Senin de planlar yapıyor. O sırada işte yani eğer evden çıktıysa senin yanına gelmesi lazım. Senin yanında değil. Mithat'ın yanında da değil. Ne oldu bu kıza yani? Mithat şimdi bir dakika bekle. Sonra konuşuyor. Sen arabada işte hem eşini görüyorsun, sevgilisini görüyorsun. Aranızda bir de boşanma davası da açılmış. Boşanma davasını zaten Mine Hanım kendi açtı. Biliyorum ya, Mine kendisi açıyor. Evet. Sen de ondan boşanmak istiyor muydun, yoksa Mine istediği için biraz aslında kızgın mıydın? Hüseyin'e olduğu için, yani Hüseyin'le birlik olduğu için ben şey ettim artık. Ben de hani ben de istiyordum boşanmayı. Ama araba sen bize, ben sana o gece ne oldu diye sorduğumda şeyi söylemedin. Hüseyin'in arabasına gittik, orada konuştuk, onları anlatmadın. Unuttun mu yoksa? Unuttu çünkü şeyde yazmıştık biz onları. Evet. Ha, öyle deyince hatırladım. Evet, unuttum. Ama sonuçta yayın yapıyoruz. Hüseyin de hatırlıyor. Hüseyin arar yani. Niye aramasın? Evet. Bak Hüseyin senin anlattığından çok daha farklı bir şey anlatıyor. O zaman 10 gibi Hüseyin eve mi döndü? 10 çeyrek gibi eve döndü. Doğrudur. Bir de şunu söyleyeyim Didem Hanım. Siz bana mesela ben içinden fazla belki onun hakkında bir şeyler biliyorumdur. Çünkü bir şey söylemediniz. Yani daha fazla benimle zaman geçirdiği için ona bir şey söylemiyoruz. Zaten onlar çocuk hakkında konuşuyorlar sadece, işte çocuğumuz var falan filan. Bir de şunu söyleyeyim. Ben mesela bunları söyledim. İkisine de sordum. Dedim ki benim yüzümden mi ayrılıyormuş şu anda? İkisi dedi ki hayır, zaten ben eşimi sevmiyordum dedi. Bunu Mithat da yüzleştiğimde söyledim. Eğer dedim benim yüzümden ayrılıyorsanız dedim, ben bununla yüzleşmeye gittiğimde dedim ben çeker giderim, benim kaybedecek bir şeyim yok yani, siz dedim devam edin. Hüseyin ama sen evli miydin? Bu arada sen evli miydin Hüseyin? Hayır, ben bekarım. Bekarsın, tamamdır. O meseleleri daha sonra geleceğiz ama. Şimdi eve geldikten sonra ben yine o geceden çıkmak istemiyorum. O geldikten sonra eve saat 10 gibi olmuş. Dönünce mi aranızda tartışma çıktı? Şimdi ben işten motosikletimle Karayet'e çalışıyordum. İş yerine çıktım motosikletimle eve geldim. Hı hı. Eve geldim, oradan 5'te çıktım. Evet. 5.30-6 gibi şeye geldim, eve geldim. Tamam. O arada Hüseyin bir arkadaşınla evin önünden geçti. Tamam. Evin önünden geçti. Ondan sonra benim eşimin telefonu yoktu. Benim telefon aradı. Mine'ye ver dedi. Bir dakika bir şey soracağım dedi. Ben de Mine'ye verdim. Ben aşağıdaydım motorun yanında. Mine içeri, mutfağın içeri gitti hani o konuşma için. Tamam. Yani duymadım ben ne dediklerini. Tamam. Ben duymadım ne dediklerini. Ondan sonra bu şey deyince evin alt tarafında bekliyorum dedi. Evin alt tarafında bekliyorum deyince arabayla gelmiş. Hı hı. Arabayla gelince orada eşim oraya gitti konuşmaya. Arkasından çocuğu ben de sünnetli olduğu için kucakladım, ben de gittim. Hı hı. Dedim siz ne kadar şeysiniz böyle dedim. Biraz hakaret ettim. Bu kadar da olmaz ya dedim ya. Hani ayrılalım dedim, çocuk iyileşsin dedim. Ondan sonra dedim ister Ahmet'e var ister Mehmet'e var dedim Mine Hanım'a. Hı hı. Orada görüştüğü için sen Hüseyin'i biraz kızmışsın anladığım kadarıyla. Evet, biraz küfür etmiş olabilirim. Ha, o kadar yani, bir şey kızdı. İyice çıldırdıydım yani. Hı, çıldırdın. Peki telefonu, Mine'nin telefonu neden kırılmıştı önceki telefonu? Mine'nin telefonu, tam anlamadım. Mine sürekli TikTok çekiyordu. Hı. TikTok çektiği için sürekli şey koyuyordu, şifre koyuyordu. Sürekli mesaj geliyordu. Bana hiç göstermiyor. Beni hiç elletmiyor telefonda. Telefonun şifresini Hüseyin Bey biliyor. Hani Hüseyin konuşuyor, Hüseyin biliyor. Ben bilmiyorum şifresini. Ha, bilmiyorsun. Evet. Peki telefon ne zaman kırıldı Mithat? Telefon ne zaman kırıldı? 15 Haziran'da. Yok, 15 Ağustos'ta kırıldı. Kendi kırdı. 15 Ağustos'ta nasıl kırıldı? Bir anlat onu. Bir mesaj geldi. Ha. Bir mesaj gelince bir bakabilir miyim telefonuna dedim. Verdi. Verince şifre var. Şifre dedim, ben şifreyi açıverdi. Ben şifreyi bilmiyorum seni dedim. Şifreyi açıverdi. Verirken bir mesaj daha geldi. Telefonu hemen aldı, okudu. Telefonu masanın üstüne vurdu, kırdı. Ha, kendisi kırdı. Evet, kırdı. Ben baktım, telefonun ekranı patladı zaten. Ay, öyle deyince ben de telefonu temelli, o lafı duyunca temelli kırdım.
Sen önce kendisi vuruyor, çatlatıyor, sonra sen kırıyorsun. Evet. Olunca ne cevapsa ben alacağım onu yine diye. Aha. Ben telefonu paramparça kırdım. Paramparça. O kadar paramparça kırdın. Hani hiç kullanmayacak halde kırdım. İçinde hattı sağlamadı. Mine bıçakla çıkarmak için onu da kırdı. Onu da mesela. Hattı çıkarmak için hattını da kırdı. Peki şimdi siz normalde aslında yolları ayırmışsınız. Mine senden boşanmak istiyor. Sonra sünnet, çocuğun sünneti var diye evet. Siz bir araya mı geldiniz? En son sürekli sünnet ettirelim çocuğu diyordu. Mine hani, mi diyordu? Evet. Çocuk diyor benim bildiğim çocuğun okulu olur. Kaç yaşında okulun, çocuk? 6 yaşında. Anaokuluna katmıştık 5 yaşındayken küçük diye şey ettiler. Hani küçük bu daha öbürkü çocuklara uyma diye şey ettiler. Filiz rahat otur bir hamile arkadaş. Ona bir yastık verebilir misiniz? Yok olmaz olur. Başka bir şu yastıklardan bir tanesini ver. Tayfun sen oldu geç ya. Karşıya. Yok olur şunu ver. Bir dakika veriyoruz bunu. Tamam tamam. Bir arkaya çünkü hamile bebek bekliyor. Rahat otursun. Tamam. Rahat mısın? Oldu şimdi değil mi? Heh. Okey tamam bu süper. Şimdi sürekli şey yapmak istiyor. Nedir onun adı? Sünnet yaptırmak çocuğu istiyor. Çocuğu evet sünnet yaptırmak istiyor. Peki kaybolmadan ne kadar süre önce çocuğu sünnet yaptırdınız? Ayın kaçında yaptırdınız? Ayın kaçında yaptırdım? 14'üm 15'im ne olması lazım? Hı. Evraklar da var hatta yanımızda. Tamam. Peki sonrasında çocuk sünnet olduğu için işte annesi yaraları var. Evde hatta mi sünnet, kal? Hatta sünnet olduğunda Mine Hüseyin'e çağırdı. Hüseyin'e geldi o zaman. Ha, Hüseyin, yani Hüseyin sevgilisini de çağırdı. Evet. Hatta Mine Hanım benden şey aldı, darpapur aldı. Ben o kadar hani dövmedim onu. Bacaklarım morartmışım, kollarım morartmışım. Ne zaman dövdün darpapuru ne zaman aldı? Darpapurunu Haziran'ın 27'sinde aldı. 27'de darp mı ettin sen Mine'yi? Ben yok öyle bir şey yok. Hani öyle darpapur almış. O kızların yanına gidince. Buse ile. Şimdi ona geleceğiz de ben son 15 günü öğrenmek istiyorum sevgili Mithat'cığım. Tamam. Şimdi 18'inde kayboluyor. Tamam. Perşembe günü gün içinde yaşananları da zaten anlattı. 3 gün öncesinde mi sünnet yaptırıyorsunuz? Evet. O 3 gün o evde birlikte mi kaldınız? 3 gün bazen birlikte kaldık. Bazen Hüseyin'le aparta gitmiş. Çamlık'ta bir aparta gittiğini çektim. Hayır, şunu ben merak ediyorum. Şimdi normalde Hüseyin'e demiş ki, Hüseyin de öyle biliyor. Sen o evde yani kendi evinde çocuk orada annesiyle beraber kalacak. Sen de başka bir yerde kalacakmışsın. Öyle mi konuştunuz? Evet, eşim beni istemiyor zaten. Sen evde durarsan ben Hüseyin'e giderim diyordu. Ha, tamam. Hüseyin'e. Dolayısıyla seni evde istemediği için sen niye gittin orada ben, kaldın? Ben birkaç gün ablamla kaldım. Ha. Büyük ablam bile kaldım. Büyük abla, bu Filiz evet. Değil evet. Evet, tamam. Ondan sonra birkaç gün köye gidip geliyordum. Tamam. İş yerimden. Hani öyle... Yani, beni yollayınca bilmiyorum Hüseyin'i eve alıyor mu da almıyor mu onu bilmiyorum. Anladım. Peki sen ayın 14'ünde mi geldi eve çocukla beraber? Ayın 10. Kaçında yani geldi? Bir hafta. Sonra. Sünnetten önce mi geldi sonra mı geldi? Yani son 15 gün falan sende kalınca. Evet son 15 gün sende kaldı mı? Kaldı evet. Son 15 gün sende kaldı. Evet. Sende kalırken sen nerede kalıyordun? Ben köye gidip geliyordum annem bilin yanına. Tamam. Ablam bilin yanına gidip geliyordum. Hiç evde benim, kalmıyordun yani. Evde bazen kalıyordum. Bir gün veya iki gün. Senin orada kalmanı Mine istiyor muydu istemiyor muydu? İstemiyor anladığım kadarıyla. İstiyordu. İstiyordu ama ben ayrı odada yatıyordum. Sen ayrı odada yatıyordun. Ben şimdi nereye gideceğim? Hani ablam bilin orada mesela gidemem saat gece oldu dolmuş yok hani yayan mı gideyim diye deyince şey etmiyordu. İyi sen ayrı odada yat, biz ayrı odada yatmayalım. Bir gün önce orada kaldın mı peki? Kaybolmadan bir gün önce orada mıydın? Yoksa annenin ya da ablanın yanına mı gittin? Kaybolmadan bir gün önce. Mine mi? Yok sen. Ben kaybolmadan bir gün önce. Yine o evde miydin? Yani 17 Ağustos'ta. 17 Ağustos'ta, 16 Ağustos'ta. Oradaydı. Tabii. Sen orada mıydın? Ben oradaydı çünkü oradaydı çocuğu falan sana bırakıp gidiyor artık. Evet. O da işe gidemeyince beni çağırıyordu. Çağırmıştı. Mine nereye gidiyor? Anlamadım. Mine nereye gidiyordu? İşte, kaybolmadan önce demiştiniz ya zaten evet. Kaybolmadan önce de abim yanındaydı. Kaybolduğu gece de sabahın kayboluyor. Sabahın hayır, normalde Hüseyin'e demiş ki yani burada Mithat'ın kalmasını istemiyorum. Ama o istemediği halde sen gidip orada kalıyormuşsun anladın. Mithat salı günü ya. Bırakmış onu. Evet. Çarşamba, perşembe günü akşam aramış. O arada bir salı bir de çarşamba var. Hı-hı. Onda siz neredeydiniz? Onda ben neredeydim? Bak şimdi Mithat'cığım anladığım kadarıyla o evde çocuğuyla beraber tek başına kalıp çocuğun yaralarının iyileşmesini beklemiş evet, Mine. Evet. Senin de eve gelmeni istememiş. Sonrasında da işte yaralar iyileştikten sonra da Hüseyin'le bir hayat kurmak istemiş. Evet, doğru yani, mu? Evet. Peki o gece evde kalmayı sen mi istedin
Mine çünkü sevgilisi de orada işte orada kalmanı istemiyor. Bir yol ayrımına gel. Tabii ev de senin evin. Sen de evet, haklısın şimdi. Kirasını her şeyini ben ödüyorum. Ben kalabilir miyim dedim. Kal dedi. Bir günlük değil bu dedi. Kal dedi mesela. Kal dedi. Evet. Döndükten sonra bir tartışma yaşadınız mı? Yaşamadık. Şöyle peki, bir şey yaşamadık. O gece bir biraz hafif bir münakaşa ettik dedin ya. Hüseyin gelmeden önce mi oldu o tartışma? Yoksa eve çıktıktan Hüseyin'le görüşüp eve çıktıktan sonra mı tartışma oldu? O bana bağırdı, ben ona bağırdım ama hiç öyle hani şeyimiz olmadı. Hani birbirimize vurduğumuz olmadı. Ne zaman oldu diyor ama? Ne zaman oldu? Hüseyin'den döndükten sonra mı oldu? Yani 10-11 gibi falan mı? Hüseyin'den nasıl oldu? Hüseyin'den döndükten sonra oldu galiba. Ben de tam hatırlamıyorum da. Ha. Peki sen Mine'yi aldatmışsın. Aslında öyle başlamış her şey. Önce sen eğlence mekanında iddialara göre pavyonda şimdi, çalışan bir kadınla birlikte olmuşsun. Öyle bir şey yok. Mine ona, bunu öğrenmiş, üzülmüş. Öyle bir şey yok. Ona Gamze Hanım çıkarıyor. Ben tamam gazinoya gidiyorum. Gazinoya gidiyordum. Hı. Halde çalışıyordum. Halde gazinolara zebze meyve bırakıyordum ben. Evet, gazinolara. Evet. Tamam. Onları muz, portakal öyle bir şeyler bırakıyordum. Tamam. Eşim aradı o zaman. Neredesin dedi. Ben de dedim gazinodayım dedim. Tamam. Gazinodayım deyince ne var yok orada dedi. Ben dedim güzel bir sarışım var dedim. Çok güzeldi. Çok güzel aşık oldum dedim. Hani alpsalım kadın falan yok. Kimse yok gazinoda. Biz sadece Cemal'dayım diye bir adam var. Onunla bırakıp geliyorduk. Sen eşini kıskandırmak için mi söyledin? Ben evet öyle bir şey yaptım. Hani bu duruma düşeceğimi bilseydim. O yalanı söylemezdim mesela. Peki Gamze de diyor ki onun yakın arkadaşı. Evet. Arkadaşlar bir Gamze'yi de arayabilir miyiz? Gamze'ye de diyor ki 4 yıl mı 3 yıldır bir kadınla pavyonlarda çalışan bir kadına ilişkin olduğundan bahsediyor. Öyle bir şey yok asla. Ha? Asla öyle bir şey yok. Ha? Olmadı. Asla. Yani çok ortaya çıkar varsa da söyle yani. Yok yok. Ha, öyle bir şey yok. Yok çıksın ya çıksın yani. Şeyse. Çünkü sen onu aldatınca o da sana misilleme yapmak için. Ya bu doğru bir şey değil tabii ki aldatınca. Bu senden ayrılması gerekiyor. Hüseyin'le bir birliktelik yaşıyor. Evet. Seni biraz da seni kıskandırmak için. Benim bildiğim öyle. Öcü almak istemiş galiba. Evet. Ben onu anlıyorum artık. Evet, ama yani, ben onu aldatmadım. Aldatmadın. Aldatmadım. Yani. Peki Gamze attı mısın? Hattayım. Buyurun Didem Hanım. Gamze Mithat diyor ki ben diyor Mine'yi aldatmadım. Nereden çıktı? Sadece eşimi kıskandırmak için orada güzel sarışın bir kadın vardı dedim. Onu kıskandırmak için. Yok şöyle yalan söylüyor. Bilmiyorum. O zaman aradığı insanlar konuştum. Mithat bu olaylar olduktan sonra Mine o kadar detaylı anlattı ki yağmur yağıyordu dedi. Yağmur yağıyordu. Ben o başka bir kadını götürüyordum demiş önce Mine'ye. Sonra yok ben şunlayım bunlayım diye yalan söylüyor. Eve geliyor. Evet. Mine telefondan Mithat'ın arkadaşı ömrüyor. Sizin yanınızda mıydı falan diye. Yalan oldu ortaya çıkınca Mithat diye konuşuyor. Yani ben o an kadını çok seviyorum ve kız bunu bir tek bana değil benim arkadaşlarımla oturduğumuzda da onlara anlatsın. Neden yalan söylesin? İsim verdi mi peki Mine? İsim vermedi. Yok onu verdiyse bile hatırlamıyorum ama tanıdık biri falan gibi bir şey konuşmuştu. Üzerinden bayağı süre geçince unuttum çünkü. Peki böyle biri var mı? Yok ya. Böyle bir şey yok. Hiç mi aldatmamış acaba Didem Hanım? Yalan mı söylüyormuşum ben? Ha böyle mi? Ha, bak çok manidar bir cümle kullandı. Hiç mi aldatmamış Didem Hanım? Ben yalan mı konuşuyorum diyor. Başka aldatma meselesi mi oldu? Ya aldatma olmadı ha. Böyle meşazlaşıyordum mesela böyle kadınlarla ama onu ben eşime gösteriyordum zaten. Ha, görüyordu. Ha. Hani ben telefonunda şifre falan koymuyordum. Bak hani bakıyordu şey diyordu görüyordu. Bazen ha, mesajlaşmak da aldatma oluyor yani. Çoğu kez aldatma oluyor. Aldatmak da ben hani gidip işte bazen konuşmak da beyinsel aldatma oluyor biliyor musun? Bence de beyinde en büyük en büyük aldatmalardan biri de odur bence yani. Çünkü duygusal olarak gönlün başka birine kayıyor. Bu olaylar ne zaman oldu mesajlaşmaların peki? Ne zaman olmuştur? 2018-2019'lar. 2018-2019. Şimdi gelelim sevgili görümce sana. Niye aranız iyi değildi? Ben biraz sivri dilliyim. Hı, belli ya. Böyle açık sözlüsün. Evet. Hı. Sivri dilliyim. Hani arkasından yüzüne konuşup da hani nasıl diyeyim? Arkasından konuşup da yüzüne gülmeyi istemiyorum. Hı. Mesela onunla bizim olayımız neden anlaşamazdık? Annemi beğenmezdi, babamı beğenmezdi. O annem babam onlara kaçtığı halde takısını, ondan sonra bütün eşyaların her şeyini yaptı. Beğenmiyordu, beğenmediğini de söylüyordu. Annemi aldatıyordu. Ben çalışırdım, mesailere kalırdım. 9'larda gelirdim mesaiden. Hafta sonunda hem çocuğumu görmeye giderdim hem annemin evini temizlerdim bir dip bucak.
Ama o bir çay bile koymayı tenezzül etmez, ailem beğenmezdi. Ben de buna sinir oluyordum. Sonra üstünden oğlum... Gelin beraber, annenlerle beraber mi yaşıyordu? Yok, beraber değildi. Hani onlar da gidiyordu, geliyordu ama hiç saygı göster... Tamam, sevmeyebilirsin ama saygı göstermek zorundasın. E tabii. Şey yapıyordu ama... Ama evi temizlemek zorunda mı? Değil tabii ki. Annen hasta mı? Annen hastaysa yapması gerekir. Yaşlı bir insan. Ha. Ben yardım ediyordum. Hani evlatlık görevimi yapıyordum. Beğenmiyordu onları. Hep sürekli senin ailen ne yaptı, bize ne yaptı? Her şeyi size yaptı. Ben kendi eşimle kendim aldım eşyalarımı, arabamı falan. Hı-hı. Beğenmiyordu onları. Sonra... Bir gün şey oldu, ne zaman oldu, kavga ettik zaten biz bununla da, şey çok açık giyiniyordu. Bak dedim ben, mesaj at, 2020'lerde olmuştur o, çalışıyordum çünkü o zaman. Bak Mine dedim, Veli senin, eşime diyorum artık, Veli senin öz abin değil dedim. Giyin işine dikkat et dedim, iş yamaçırların görülü, eğilip kalkarken onun yanında dedim. Erkek milleti ya dedim, nasıl, öz abin değil ki dedim, tamam abi diyorsun ama öz abin değil, dikkat et dedim. Sırf bundan dolayı bana siper aldı, kızdı. Abime falan hiçbir şey yapmadan, beni abimle yüzleştirmeden soğuttu abimi. Çünkü biz şeydi, benim evim vardı, ortada abim gelin evi vardı. Sonra bir aşağısında ablam gelin evi vardı. Bizi hep abimden uzaklaştırdığı için ben de bunu iyice kızmıştım, kin gütmüştüm. Hatta 2020'nin şeyinde yılbaşı... Anlat onu peki. 2020'de yılbaşını biz beraber kutladık. Evet. Mesela kayınvalidem geldi, kayınpederim geldi. Biz bütün hazırlıkları yaptık, masayı donattık. Abim gel geleceğiz dediler, sonra gelmeyeceğiz dediler. Biz hazırladık, geldiler. Böyle her şey kurulu düzen, sofra önüne serdim. Yesin içsin hiç sorun değil. Bulaşıkları da yıkadım, kaldırdım. Ondan sonra kayınvalidem çay istedi, ona çay yaptım. Mine kahve istedi, ona kahve yaptım. Abim... Eşim, kayınpederim, Mine içtiler. Hani beni hizmetçi gibi kullandılar. Tamam kullansın hiç sorun değil ama orada ondan dolayı eşimle de biz tartıştık. Ya dedim sen beni niye kullandırıyorsun dedim. Tamam o da yapsın, bir şeyin ucundan dursun dedim. Eşim orada da bir ondan dolayı kavga şey yaptık. Hatta biz ondan dolayı bizim askıdaydı boşanma şeyimiz. Gittim kesinleştirdim kararı. Çünkü eşim her yeri gırdıyordu. Küçücük şeyi büyüttü. Peki Mine yüzünden boşandınız mı o eşinden? Onunla boşanma davası vardı. Kesinleştirdik, sonra tekrar geri aldık. Ha. Mine yüzünden mi oldu aranızda tartışma? Evet, onu savundu. Sürekli onu savundu. Kocan. Ben de çok kızdım. Yani ben amele gibi kullanıyordum. Şu an en son kaybolduğu işte evi, kardeşinin evi yan yana mısınız? Değil abi. İşte hep bizi uzaklaştırdı abimden. Ha, başka bir yere taşınırız. Aynen. En son kaybolduğu zaman başka bir yerde yaşıyordunuz siz. Aynen. Peki yani uygun nasıl şey mi, açık seçik mi giyiniyordu? Ya krop giyiyordu zaten. Hı. Ya da V-yaka giyiyordu. Eğilip kalkarken ya da şey giyiyordu işte. Düşük bir de hanım hep bu Gamze yüzünden giyiniyordu o da. Gamze hep açık giyiniyordu. Hatta benim oraya geliyordu. Eşime diyordum, şu Gamze'yi getirme babak, bizi ayıracak diyordum. Ama çünkü... açık ne sorayım, sen biraz şeyi kocandan kıskanmışsın yani. Kıskandım çünkü onu savundu. Kıskanacak şekillerde giyiniyordu, ondan kıskanmış. Yani iç çamaşırı görünüyordu, ben nasıl hani şey yapabilirim? İç çamaşırı görünecek kadar dekolte giyiniyordu yani. Evet. Ha. Ya ben bile yani görüyorum çünkü. Öyle mi Tayfun? Son dönemde kılık kıyafeti her şey değişti. Krop giyiyordu sürekli. Yani 2020 yılında öyleydi. Son zamanlarda... Hüseyin'in olduktan sonra pek de açık giyinmiyordu. Yani tamam, ondan TikTok sonra biraz ama çekiyordu. Yine kırmızı şeyleri falan ama TikTok'taki. Ama şimdi açık giyindi diye de yani bunu böyle savunamayız. Bak savunamayız diye değil, ben ona dedim. Tamam sen her açık giyinden kıskan o zaman kocanı. Hayır kocanın. Yani bak şimdi ben dedim. Sen bir boşanma aşamasındasın, suçu benim kardeşime atıyorsun. Yaptın ben yanlış. Ben ona ne dedim, ben ona mesajda güzelce uyardım, bak arasan tamam, dinlemiyor zaten. Tamam uyarmış olabilirsin, bir şey demiyorum. Aran zaten bozuk kocanla. Evet. Benim kız kardeşimi niye kıskanıyorsun madem? Onu benim... savunuyor. Tamam, savunabilir. Ama boşanma şimdi nedeni, ben, boşanma nedeni de... kız kardeşim onu diyor değil mi? Yani. Boşanma nedeni başka bir şey. Tabii bak şimdi. Neden Mine'yi kıskanıyorsun diye aynen, soruyor. Aynen, boşanma sebebin kız kardeşimse o zaman sen de kız kardeşime yapılanlara gözcümüyorsun demektir. Boşanma sebebim o değil. Onu o zaman savundum. Tamam bak. Olaylar da büyüdü. Alkollü de olunca. Ama sen benim kız kardeşime kin güdüyorsun. Evet, bunu şurada gidiyorum. Bir netleştirelim. Çünkü aileme... Başına bir iş geldiyse bile göz yumabilecek şeydesin şu anda. O, gerçekten. Şu tamam, an ben öyle çünkü... görüyorum. Tamam abi görürüz. Yani, görürüz. Abisi yok. Ben görürüz. Benim görüşlerim bu. Tamam senin hani görüşün olabilir. Devam edelim. Bir edelim. Dakika. Ben Didem Hanım. Didem Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben Halde çalışırken bir sene, bir buçuk sene hatta Tayfun Bey'i de yanıma aldım. Tamam. Hani
o da söylesin. Hani hiç öyle bir kavga etmişliğimiz oldu mu bir o dakika, zamanda? Onu söyle, bir de Gamze hatta mı arkadaşlar? Gamze'ye de soracağım. Söyle, bir kavga etmişliğimiz var mı diyor. Evet, yok. Ben bir sene boyunca kendilerinde kaldım. Doğru söylüyor. Ben evet, hiçbir şekilde kavgalarına veyahut da hiçbir şeyine karışmadım. Veyahut da görmedim zaten. Bana göstermemiş olabilirler, onu da bilmiyorum. Ama kardeşim benim yemeğime kadar hazırlıyordu. Bunu hani inkar edemem. Hı hı. Abisi de olsam misafirperverdi. Öyle sofrayı kurdular. Kim kaldırırsa kaldırsın demiyordu. Hepimiz bir yiyorduk, hepimiz bir kaldırıyorduk. O yönde peki, bu iddiaları kabul etmiyorum yani. Filiz, işte hep ben ev işlerini yapıyordum. Annemin babamın ben şeyini yapıyordum. Hiç saygı göstermiyordu anneme babama. O yüzden işte kocamla onu savununca ona gıcık oldum. Kıskanıyordum, evet diyor. Peki annene babana nasıl davranıyordun yine? Sen kardeşin aynı fikirde misin? Annem babama hani pek şey etmiyordu. Geliyor, köye gidiyorduk. Hani böyle hani bir şey yapalım. Aslında gelin dediğin bir çay koyar, bir yemek hazırla. Hani annemle babam mı yapacak bunu? Abisine yapıyor, onlara niye yapmıyor? Yani sevmiyor i̇şte, muydu onları? Sevmiyordu demek ki. Işte. Şimdi öyle oldum. Köye gittiğimizde biz cumartesi pazar kaldık. Cumartesi çalışırdım, pazar günü köye giderdik. O annesinin orada yatardı yine. Ben babamı orada yatardım. Hani ayrı gibi. O kadar da benimsememişti yani. Evet. Abi sen kaçırmışsın, kaçarak evlenmişsiniz. Kaçarak evlendi. Yalvardı bir de kaç. Kim yalvardı? Götür beni diye. Hatta bizim Mine komşu evet, Mine doğum yapacaktı. Mine mi beni götür diye yalvarıyor? Evet. Hatta niye iki katlı evleri var, oradan atladı benim üstüme. Ha, senin üzerine atladı. Evet, kaçır beni diye tutturdu. Öyle hani sevmesem öyle yani, çekmezdi. O ben askerdeyken oluyor. Ben evet, kardeşi askerdeydi o zaman. Şey değildim, 2015 yıl. Gamze ile ne zamandır arkadaşlardı? Gamze ile liseden, ortaokuldan beri arkadaşlardı. Çok eski arkadaş. Evet. Önceden beri tanışıyorlar. Dolayısıyla Gamze onun kıyafetini değiştirecek. Bir de kıyafeti etkileyecek bir şey de değil yani. Eskiden tanıştığı biri. Şimdi şöyle diyorum Didem Hanım. Ben evlendim de 2015-2016'da evlendim. Bu 2016'nın Nisan-Mayıs ayı gibi falan. Hı hı. Gamze Hanım'a babasına kavga etmiş. Denizli'ye gelmiş. Mine bana dedi, aşkım dedi, Mine'nin dedi şeyin, Gamze'nin dedi, gidecek bir yeri yok dedi. Dedi, eşim dedi. Bunu dedi, yanımıza alalım. Ben de dedim, halde çalıştığım için gece 1'de 2'de gidiyordum işe. Hani yoldaş olsun diye şey ettim. Yoldaş olsun diye. Hemen bilmiyorum ya, 2-3 ay falan yanımızda kaldı. Ondan sonra bir oğlan buldu. Nişanlandım, evlendim, ondan sonra bir şey etti. Peki Gamze, sen çok etkilemişsin Mine'yi, öyle diyorlar. Yok Didem Hanım, ben zaten yanlarına geldim ve köyden geldim de 2-3 kazan vardı, nasıl etkileyebilirim? Evet, açık giyiniyorum, açıklık yani açıklık kime göre açıklık derecesinde, ona bir şey diyemiyorum, giyimim de kimseyi ilgilendirmiyor. Peki Filiz'le ilgili? Onlara göre ben sürekli Mine'yi bozuyorum, yani sürekli Mine aslında telefon konuşmalarında çıksa sürekli Mine'yi uyaran benim. Telefon kayıtlarında da vardır yani. Filiz'le Mine'nin arası nasıldı? Filiz'le ilgili Mine ne anlatıyordu? Ya açıkçası Mine ailesini, Mithat'ın ailesini hiç sevmezdi. Çünkü birbirini dolduruyor. Yani Mine'nin bana anlatışını. Ben şimdi tek taraflı dinliyorum. Hı-hı. Arkadaşım tarafından dinlersen. Onlar Mithat'ı doldurduğu için sürekli araları bozuluyormuş gibi anlatıyordu Mine bana. Eşini sevmiyordu. Onun eşi de çok da Mine'nin ailesini sevmiyordu zaten. İkisi de birbirinin ailesini hiç az etmiyordu. Yani Filiz'in de Mithat'ı doldurduğunu mu düşünüyordu Mine? Yani ailesinin. Ben Filiz'le hiç oturmuş kalkmıştım yok. Görmedim kızı ama sevmediğini biliyorum yani. Peki sevmemesi için bir neden olmalı? Bir şey mi yapmışlar Mine'ye? İşte Mithat'la arasını bozuyorlar diye söylemedi. TikTok'ta beni gördü. Ya ben TikTok'ta bunu görüyordum. Abim araları bozulmasın diye atılan mesajları bile söyleyemedim ya. Yeter ki onlar geçinsin dedim. Hani düzelir ama dedim. Ama sen Mine'yi takip etmek için TikTok hesabı açmışsın. Evet, neden? Nereden duydun Mine'nin TikTok'u olduğunu? Rastgele geldi, baktım, açtım. Sonra beni engelledi zaten. Şu anda yorumları da kapatmış. Yani neden takip etmek istedin? Ne yapıyor, ne ediyor diye. Bir açığını mı bulmaya çalıştın? Ya açığını gıcık değil. Gıcık mıydın? Açık söyle. Gıcıktım evet. Belli yani sevmemişsin. Şimdi Didem Hanım, büyük ablam var Ümmü Erken. O bana söylüyordu. Bizim oğlan diyordu, hanımın bak böyle TikTok çekiyor. Altına hani değişik yorumlar yazıyorlar diyordu. Benim ben şey etmiyordum. TikTok kullanmıyordum. Peki Filiz, sence ne oldu? Şu anda nerede? Allah valla bence ne oldu? Zaten eşini uzaklaştırma alarak saçma bir şeyden dolayı saf dışı bıraktı. Bir şey peki olduğunda bak kolumu morardırım, yok bir şey derim, bu dövme izini kullanırım, seni hapse attırırım gibisinden. Bunu abim saf dışı bıraktı zaten. Ama peki sevgilisinin yanına da gitmemiş, Hüseyin'in yanına da değil. Bir dakika, nerede olabilir? Hüseyin'den de ben şüphelenemiyorum zaten. Çocuk
Kaybolduktan sonra bana mesajı attı. Hı hı. Ben de dedim bilmiyorum dedim. Abla bak ben bilmiyorum, benim de durumum belli. Bana mesajı atma dedim. Ha, çocuk bana salça olmadı zaten. Ondan sonra tamam özür dilerim dedi. Atmam mesaj dedi. Hayatta atmadı mı? Peki da. Sence öldürdü hayatta mü? Hayatta kullanılıyor da olabilir. Çünkü ailesinin yanına gidiyor. Ailesinin yanından da kaçıyor. E gidecek yeri de yok. Bunu da saf dışı bırakıyor. Ya bir yerde bir pavyonu bir yerde mi çalıştırıldığını mı düşünüyorsun? Kullanılmaktan kastın ne? Olabilir. Çünkü hani durumunu bilen, o anki durumunu bilen onu kullanıyor olabilir. Ama ertesi gün çocuğunun kontrolü var. Doktora gidecek. Sevgilisiyle konuşmuş. Tabii planlar yapılıyor. Planlar çocuğuna yapılıyor. Düşkün diyorsunuz. Çocuğuna düşkün. Sen düşkün değil diyorsun. Son zamanlarda düşkün değil. Öncesinde düşkündü. Çünkü son zamanlar çok kötü davranıyor. Bir şey söyleyecek ama bir araya gidelim. Mine'yi arıyoruz ama ailesi öldürüldüğünü düşünüyor. Ailesi benim üstüme atıyor. Evet. Ailesi benim üstüme atıyor. Bir görebilir miyiz? Beni şüpheli görüyorlar diyor. Evet. Ben o yüzden çıktım zaten buraya. Ben öyle değilim diyorsun. Çıkmayacaktım evet. Mithat ben şüpheli değilim, şu anda hayatta olduğunu düşünüyorum diyor. Mithat'a evet. Aferin ama evet, yani çıkıp burada kendini sağlam. Ben o yüzden çıktım, öyle olmasa çıkmayacaktım ben. Peki bir araya gidelim, devam edelim. Dilan benim tek kızım. Kızını aylar sonra Allah'a şükürler olsun bulduk. Ben onların yanında güvendeyim. Senin evi de güvende değildim. Büyük yüzleşmede ikinci gün. Namusumuz adımız temizlensin tamam, diye. Tamam. Ben bunları katlanamıyorum. Bir tarafta kızlarına hasret anne Nermin ve baba Hasan. Sen benim canımdan bir parçasın. Ben analı hakkım var. Diğer tarafta Dilan ve arkadaşı Menekşe. İstemedi. Ufak bir kavga olsa. Onlar konuşacak, yer yerinden oynayacak. Yapma etme dedim. Senin koruduğun kişiler var. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Defalarca hastaneye kaldırdım. Aç kalıyordum, susuz kalıyordum. Sen benim evet. Canımdan bir parçasın. Ben bunları katlanamıyorum. 11 ay önce evden kaçan Dilan ve ailesi canlı yayında yüzleşti. Stüdyo gerildi. Sana nasıl davranıyorlardı? Keşke kötü bir anne baba olsaydık. Davrandıkları, yaptıkları tek şey dövmek, küfür etmek, abüs konuşmalar. Sen bana seslenen bir kadınken şimdi kızım demene hiç hakkın yok. Bu şiddet meselesi ne zaman başladı? Öyle şiddete ben... meyilli bir karı koca mı bunlar? Asla. Şiddete zaten hepsi meyilli. Baba sana kendisi bir tokat olsun, bile vurmamış. Ki ben senin kardeşinden de dayak yedim. Bunlar da bildiğiniz kız çocuğu, yaşını geldi gelmedi. Ver birisine gitsin evlensin. Bu aa, mana. Seni evlendirmek mi istediler? Kendisi zaten çoğu kez konuştu bu konuları evlendirmek konusunda. Benim dışarı bir hayatım yoktu. Hani kuzenlerim olsun, şu olsun, bu olsun. Marketten eve, okuldan eve. Gideydin kızım. Böyle. Ben seni engellemedim. Anneni dinle. Ben sana her zaman diyordum ki anneciğim, çık bir dışarıya gez. Arkadaşlarına, binada arkadaşlarım var, git otur, sohbet et, bir kahve iç. Sen bana ne diyordun kızım? Ne diyordun? Anne onlar kötü insanlar, ben gitmem onların yanına, benim evim daha rahat. Diyor mu, dinlemiyor muydun kızım? Sen Allah için söyle. Dışarıdaki kızlara ne gözle bakıyordun? İçerideki kızlara annem, da olsun. Annem sen bakıyordun gözle. Komşu kızlarının mesela bir açık giyiniyorlar. İşte annem, bu sen şöyle diyordun. Böyle onun yanına gitmeyecek. Annem yani. Sen diyordun. Ufak İstemedi. Bir kavga olsa benim yaptığım yemeği yeme. Benim evimdeki suyu içme. Kime güveniyorsan, kim varsa yanında, kimle konuşuyorsan git onda ye. Dilan. Hatta birçok kez döndükleri zaman karşı komşumuz Fatma kadın... Sürekli hani onun kucağındaydım. Çünkü vuruyorlar, evden de atıyorlar. Ne yapabilirim? Gidecek bir yerim mi var? Ben iki kez yurda gittim. İkinci kez gittiğim zaman polisleri ben çağırdım kendim. Çünkü kendisi beni hocalara falan bilmem nelere götürmeye kalkıştı. Kızım sen saldırıyordun bize. Ben polisi bize. Aradım. Ben psikolog doktoruna bile götürdüm. İki falan. Kere gittin de raporun nerede kızım senin? Sen... Evet, Elazığlı Çık ailesiyle birlikteyiz. Nermin'le ve Hasan'la birlikteyiz. Kızları Dilan 11 aydır ortalıklarda yoktu. Dilan Hatay'a gitmiş. Elazığ'dan annesinin babasının yanından biliyorsunuz Hatay'a gitmişti. Orada da kendisine farklı bir hayat kurduğunu, anne babasıyla bir araya gelmek istemediğini, anne babasının kendisini inanılmaz şekilde dövdüğünü, çok kötü davrandığını, iki kez o yüzden yurda gittiğini, en sonunda 18 yaşını doldurunca da artık reşit olduğu için de onlara tahammül edemediğini ve gidip Menekşe sosyal medyada tanıştığı arkadaşına güvenerek onun kendisine o güveni sağladığını, Hatay'a gittiğini, başka bir hayat kurduğunu ve annesiyle bir araya gelmek istemediğini
verdiğini özellikle. Babaya da kızgın ama anneye daha çok övgesi var. Övkesi var Elazığlı Dilan'ın. Şimdi Dilan cuma günü öyle bir iddiada bulundu ki orada kalmıştık. Şunu söyledi: ben Hatay'a gittikten sonra bana orada istismarda bulunan, bana kötü davranan kişilerle benim annem babam oturdu yemek yedi. Ben nasıl onlarla tekrar bir araya geleyim? Ama bence onlar onun anne babası. Ya bir yanlış anlaşılma var. Yani bir garip bir durum söz konusu. Çözemedim ben bu durumu. Dilan burada yine anne babasıyla yüzleşmeye geldi. Yayından sonra hatta Nermin dedi ki, sevgili Nermin, ne olur dedi, lütfen dedi, kızım bana geri dönsün diye bana adeta yalvardı. Ama bu kararı verecek olan tabii ki ben değilim sevgili Nermin. Elimden geleni yapıyorum. Bu kararı verecek olan Dilan. Birazdan ilerleyen dakikalarda da Menekşe gelecek. Ama önce Dilan gelsin, sonra Menekşe'yi alalım hemen. Dilan gelir misin lütfen? Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Biraz dinlendin mi hafta sonu? Teşekkürler. En son yayını seni bıraktığımda çok böyle içim parçalandı senin için. En uca kadar gidebilirsin lütfen. Otur oraya kadar, en uca kadar git. Peki. Peki, orada rahat rahat otur. Didem Hanım, ben bir şey rica edebilir miyim? Benden mi, kızından mı? Kızımdan. Peki. Yavrum, Allah rızası için bak, anneyim, annelik hakkım var. Bir kere sarılayım 11 aydır, hiç ne sarıldım ne yaptım kızım. Yok. Bir kere. Hayır. Bak bir kere. Bak yarın öbür gün annem ben ölürüm, pişman olursun. Yok. Bir kere. Bir kere. Anne olarak senden yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Anne ne yapayım? Bir kere. Biz buradayız. Yok, istemiyorum. Ben sana zarar vermem annem. Yok, ben istemiyorum. Bir kere ya. Hayır. Bir kere. Hiç mi hakkım yok? Hiç mi hakkım yok benim? Yok. Ben seni doğdum, ben seni büyüttüm. Hiç mi hakkım yok? Ben Allah'ın ismini veriyorum. Bak Allah rızası için. Bir kere sarılayım, o kokunu alayım. Tamam, gelip burada oturacağım, söz. Yok, gerek yok. İstemiyorum ben. Niye annem bu kadar, niye bana düşmansın? Ne yaptım? Ya ne yaptın diye sorma. Dilan, bana derdin ki Neroş'um, annem demezsin ha, Neroş'um derdin. Aşkım çay demleyeyim mi? Aşkım kahve içelim mi? Annem beraber yatıyorduk biz beraber. Ben kötü ben bir annem. Ben seninle beraber yatmıyorum. Anneciğim, hiç inkar etme. Ben odamda yatıyordum, niye seninle yatayım? Hiç inkar etme annem. Hasta olduğunda sana kim baktı? Ameliyat olduğunda hastanede bir hafta betonların üstünde kim yattı? Ben yattım annem, ben. Kimse yapmadı, ben yaptım. Ben bir kötü anne olmadım Dilan. Olmadın, evet, doğru. Olmadım ki. Olmadım. Ben biliyorum ya, bana yetiyor senin nasıl senin biri olduğunu. Senin bildiklerin hep bütün yalan Dilan. Ya evet, yalan, doğru. Yalan annem. Sen hep haklısın her konuda. Aşkım, bir kere sarılayım. Aşkım falan da deme, sarılmak istemiyorum ben. Niye sana. Niye anne? Ben senin annenim. İstemiyorum. Ya. Benim ben için değilsin. Ya başkalarına, 7000 yabancılarına güveniyorsun da sarılıp öpüyorsun da ben annenim anne. Niye sarılmıyorsun bana? En çok sana güvenilmeyecek işte. Niye anne? Bak benim anlamak. Gururumla, şerefimle, namusumla gelmiş burada oturuyorum. Benim anlamak anne. Ben çekilecek bir dakika, şey değil mi? Sen burada bak, iddiada bulunuyorsun değil mi? Defalarca darp edelim, hastaneye kaldırırım. Buradan başlayayım. Tamam. Bir senesinin raporunu karıla. Tamam, hastaneye gittin mi? Bir 2018'de bir tane acil tıpa gidip orada senin krizi nedeniyle psikiyatri doktorla görüştüğüme dair e-devlette var. Tamam. Şimdi ben özür dilerim Dilan. Şimdi hakkındaki şeyi bilmem, bir psikolojik rahatsızlığın var mı yok mu, bir şeyler yaşamışsın. Zaten o senin mimiklerine de yansımış. Sürekli bir tikim var galiba. Göz tikim var, o böyle. Ne zaman oldu o? Ya bayağıdır var bu tikim benim. Bu darptan falan sonra olan bir şey değil. Yok, o onunla alakası yok. Böyle temizlik ürüne karşı böyle bir alerjim çıktı. Göz yanınca sürekli sizden böyle Allah oldu. Allah rızası için Elazığ hastanelerine araştırmasını, Dilan'ın herhangi bir darptan, herhangi bir şeyden yattığını, kanıtını istiyorum. Allah rızası için. İzin vermiyorsun ki darp raporu alayım. Parçalıyorsun anneciğim. Ortalığı yıkıyorsun. Şimdi bana bak kızım. Ben anneyim anne. 2018'de psikiyatrlerle görüştüğüme dair E-Devlet'te çıkıyor zaten, bakabilirsiniz. Orada acil tıpta gözüküyor. Şimdi bak, ben şunu görebiliyorum sevgili Nermin. Şimdi sonuçta senin evladın seninle birlikte yaşamış. Bir sorun olmasa, yani ona göre bir sorun var. Yani ben onu görüyorum Dilan'ın. Olmasa neden gideyim? Ya evet, haklısın. Kendi evimde kalırım yani, sorun olmadıktan sonra ben neden kaçayım? Hani bir de niye bu kadar çok bahane üreteyim? Hani Menekşe'nin canı sağ olsun. Tamam kızım, sen... Menekşe'yi ortaya katma, ben sen, şu an seninle konuşuyorum. Dilan, bana bak bana. Senin bilip bilmediğini bilmiyorum. Şimdi senin burada koruduğun ney? Ben açıklıyorum daha 80 milyonun önünde, tamam mı? Neymiş? Elazığ'a 25 milyar para geliyor.
Ben şu anda bir baba olarak senin üstünden para kazanır diyorsun ya. Tam tersi. Kimse misin? Benim üstünden para kazanamaz. O kelimene dikkat et. Yok, para ben kazanmış. Kendi paramı kendi kazanıyorsam kendim harcıyorum. Sen gel, kimse bana para yedirmiyorum. Sen yanlış bilmedin. Hayır. Şimdi şey, bu mesele çok kritik ve çok hassas bir mesele. Evet. Kıymet var ya amcanın, Murat amcanın kızı. Menekşe ona bak annesinin ses kaydını ben el alı savcılığına sunmuşum. Bir dakika, Kıymet diye delilin biri var mı? Kıymet amcasının kızı, Kıymet benim. Delilin var mı? Niye 25 milyar göndersin? Var anne. Elazığ savcısına ben Menekşe'nin annesinin ses kaydını alıp oraya sundum. Bak Menekşe'nin annesi ben izninizle bu meseleyi açıklayayım. Önce bir dakika. Siz kendinizi biliyorsunuz. Senin amcanın kızı Kıymet diye biri var. Evet, ya kimlikteki adı Begüm. Begüm ya da Kıymet. Ha, aynen. Kıymet'le Menekşe tanışıyorlar mı? Hani ben Menekşe'yle konuştuğum zaman tabii o da hangi arkadaşım olduğunu biliyordu. Hayır, senin amcanın kızını Menekşe tanıyor mu? Tanıyor. Tamam. Önce seninle mi tanıştı, amcanın kızıyla mı tanıştı? Hayır, Menekşe önce benimle tanışıyordu. Biz kuzenlerimle otururken Menekşe aradığı zaman tabii kim arıyor gibisinden sorunca ben de arkadaşımın ismini söylüyordum, o kadar. Arkadaşının kuzeninden bahsediyoruz. Arkadaşım derken kuzen değil mi? Yani, kuzenimi arkadaşımdan bahsediyordu. Ha, kuzeninden, kuzenini Melekşe'ye anlatıyorsun. Evet, yani yoksa önceden tanışmaları falan yok. Peki, sonrasında senin senin samimi oluyor ya Menekşe. Hı hı. O kadar da senin kuzenin de samimi oldu mu? Hayır. Emin misin? Peki Melekşe'nin doğru mu biliyorum? Lütfen evet, ben bilgiyi söyleyeyim de. O bilgiyi ben bulmaya çalışıyorum da bulamadım. Özür dilerim, biraz dağınıklı. Onlar da bulamamışlar ama o belge var bende. Tamam, belge yukarıda, bulamadım. Belki burada, o kadar çok evrak var ki yanımda. Bazen çok dağınık çıkıyorum. Şimdi şöyle, Melekşe senin kuzenin Kıymet'e kıyafet gönderiyor. Yok, o kıyafetleri bana gönderiyor. İçinde de para varmış. Yok. Hı. Şimdi, bana iki valiz dolusu falan kıyafet peki, falan yok, kendisi annem, bana göndermişti. Peki senin adına niye göndermiyor da kuzenine gönderiyor? Ben sakin olun, soruyorum hepsini ben. Hı? Melekşe, bak Melekşe bir posta kargoyla senin Kıymet Begüm Çakı. Kıymet evet. Begüm Çakı'ya, Kıymet'e işte hatta 42 lirada kargo ücretini ödeyerek kıyafet hı-hı gönderiyor. Evet. Peki bu kıyafetleri sana gönderdiyse neden hı Kıymet'e gönderiyor? Çünkü benim ailem böyle şey izin vermediği için benim arkadaşım hediye yollamak istedi bana. Aha. Ben de Begüm'ün adresine yollayabilirsin, sonra o bana iletir dedim. Nasıl? İzin veren kişiler değiller. Şunu zamanı düşünüyorlar, annen baban. Kıymet'in işte siz kendini söyleyin. Ben izleyeyim bir zamanı. Sen söyle. Ben izleyeyim. Bizzat Menekşe'nin annesi bağlanabilir. Evet. Beni annesi ve babası aradı. Senin dedi, kardeşin değil mi? Kardeşin çocuğu değil mi? Evet kızı. Evet. Menekşe'nin annesi ve babasıyla ben görüştüm, inkar etmiyorum diye anam. Bana dedi ki bizim kızımız evde bizim birikimimizi çalmış, Elazığ'a göndermiş. Dedim bundan benim kızımın ne alakası var? Dedi sen bu olayı çözmek istiyorsan önce yeğenlerini yakalayacaksın. Ben de aradım. Sen evde yoktun kızım. Haberin olur mu ben demiyorum. Aradım dedim bak böyle bir şey var mı? Yok dediler. Daha sonra babası bana bu belgeye attı. Babası dedin senin kardeşin. Yok hayır, karşı taraf. Şey onun tarafı. Evet, onun tarafı belgeyi attı kardeşim. Biz bu belgeyi göndermişiz ve annesi de görmüş Menekşe'nin. Menekşe'nin annesi bunu doğruluyor. Ses kayıtları Elazığ Cumhuriyet Savcılığımıza ben sunmuşum. Yani şunu söylüyorlar ez tamam cümle. Bir dakika Hasan dur. Şimdi bir dakika. Ben anladığım kadarıyla ben bu 25 milyar para valizin içinde miydi yoksa ayrıyeten mi gönderilmiş? Ben anlatayım. Ben anlatayım. O kıyafetlerin içerisinde gelen kargonun içerisinde Kıymet'e gelen kargonun içerisinde kıyafetlerin içerisinde 25 bin lira doğru mu rakam? Evet evet. Bir dakika lütfen. 25 bin lira para var. O parayı Kıymet'e gönderiyorlar aslında. Çünkü onun karşılığında Menekşe'nin yanına gidebilmek için yani Kıymet yani seni bir anlamda oraya gönderen kişi, ikna eden kişinin Kıymet olduğunu söylüyorlar. Hayır, kesinlikle kuzenim falan değil. Bu benim zaten sabit bir kararımdı. Aha. Yani kuzenimin haberi bile yoktu. Annem o zaman parayı kim aldı? Sen Menekşe'nin kıyafetin arasına 25 TL, yani, 25 bin TL para koyduğunuz harbi delinin var mı? Dur. Annesi bak, söylüyor. Annesi hattaymış. Neden versin? Telefon attı. Melekşe'nin annesi. Var. Telefon attığında. Şöyle yapalım. Ben Melekşe'yi de çağır. Melekşe olmadan konu konuşmayayım. Anneciğim inkar edemez. Bir bekleyin şu daha sonra başka sor. Bir dakika. Melekşe'nin annesi attı mı? Adınız neydi? Alo. Adı ne? Yani Nuray Hanım attı mısın? Alo Nuray Hanım hatta mısın? Bir bağlayın siz Nuray Hanım'ı. Ben Melekşe'yi alayım içeri. Annesinden ve babasından daha çok güvendiği Melekşe içeri gelsin lütfen.
Hasan. Hakan'cığım, ha. Hoş geldin Menekşe. Burada oturunca daha rahat oluyor. Geçeyim mi o tarafa ben? Yok hayır, onu rahat o kadar çok önemsiyor musun? Önemsiyorum. O nerede isterse, bak orada oturdu. İstersen yanına da oturabilirsin. Yok fark etmiyor şu an benim için. Sen rahatsın. Aynen rahatım. Yerini bile vermek istedi sana. Yok genelde köşelerde oturduğumu bildiği için burası da aynı oluyor onun için. Ha senin nerede oturduğunu bile biliyor yani. Aynen. Niye uzakta mı oturmak istedin? Hayır. Verebilir ki şuraya geçebilirsin nasıl istersen. Fark etmiyor benim için. İyi sorun peki yok. Tamam. Tamam. Nuray Hanım hatta bir para meselesi var. Şu para meselesini bir netleştirelim. Evet. Nuray hatta mısın? Evet. Şimdi sen annesine, Dilan'ın annesine demişsin ki 25 bin lira para istiyorum demişsin. Bu para meselesi nedir Nuray? Nasıl 25 milyar para istiyorum? Ben 25 milyar para istiyorum demedim. Ne dedin? Dedim ki kendisine benim bu kadar param eksilmiş dedim. Benim kızım Menekşe herhalde dedim Dilan'a dedim kıyafet yollarken. Bir saniye. Nuray Hanım. Dedim. Bir bak tamamlasın. Dilan'a kıyafet yollarken parayı da mı yollamış dedin? Öyle dedim. Herhalde dedim yollamış. Yollamış. Herhalde. Ses kaydım bende ya savcılıkta. Herhalde değil. Kanıtlı bu. Herhalde evet, değil. Yollamış dedim. Bir dakika. 10 milyar dedim. Bak Nuray Hanım. Nuray Hanım. Bir dakika. Nuray Hanım bir dakika dediler. Dedin ki bak 10 milyar benim ev kiram. 15 milyar da teyzesinin kredi kartından çekip elbiselerin orasına koyup Kıymet Bey güne göndermiş. Bak ses kaydını evet. Çıkartırsam Didem Hanım dinlerse evet. Nasıl konuşmuşsun? Bak çıkar meydana. Herhalde merakı yok. Ben söyledim. Bak. Ev kiralarımı ben İşte böyle konuşma. Bir dakika sakin olun. Evet. Eşek gibi çalışıyorum, biriktiriyorum. Ya senin 25 bin lira paran eksildi öyle mi? Evet. Tamam bekle. Şimdi bunun muhatabı Menekşe. 15 zaten teyzesinindi. Hı. Evet, sonra benimki zaten kızım dedi ki anne ben aldım. Hı hı. Ondan sonra o konuşmadan sonra dedi anne bak aldım ama dedi ben ayrı yatak koydum bak dedi senin 10 milyarın burada. Tamam bekle bir saniye. Menekşe sen 25 bin lira parayı daha doğrusu sen kıyafet gönderdin mi? O kıyafetleri kıymete mi gönderdin, Dilan'a mı gönderdin? Evet ben şöyle anlatayım size durumu. Öyle. Şimdi ben zaten bir valizi Dilan'ların evine, bir valizi de kuzeninin evine yollamıştım. Neden? Ne zaman yolladın bunu? Şimdi ben ilk bir valiz yollayacağım zaman Dilan bana dedi ki benim ailem kızar eder gibisinden. Ay sen neden kıyafet gönderiyorsun? Ya bir dakika ne olur karışmayın. Sen neden Dilan'a kıymete kıyafet gönderiyorsun? Ben kıymete kıyafet yollamadım. Ha. Şimdi kendisi bana adresi attı. Ben de ona hediye yollamak amaçlı bir valiz yollamıştım. Çünkü kendisi bana ailesinin hani ona karşı hiçbir şey almadığını. Evet. Kim söyledi diğer, bunu? Dilan bana ha, söylemişti. Dilan söylüyor, anladım. Diğer iki kardeşine ondan daha çok değer verildiğini falan anlatınca. Ben de kalkıp yani içimden öyle geçti. Bir valiz yollamaya kalkıştım. Bana dedi ki sakın benim evime yollama. Ailem görür yanlış anlar kızar gibisinden. Kalktı bana o adresi verdi. Ben de araştırılıyor hani içinde ne var ne yok gibisinden. Öyle bir para yoktu orada. Kızım bu senin annenin iddiası, bizim iddiamız değil. Biz sizle bu konuyu konuşmuştuk yalnız. Hayır sen bizle hiç konuşmadın. Benim görüştük. Delilim de var. Sende aynı olduğu gibi. Aynen. Tamam, peki Menekşe annenin 25 bin lira parası nerede kızım o zaman? Farkındaysanız annem o geri koyulduğu bana söylediğimi söyledi. Ama şöyle bir şey, bunlar konuşurken benim bunlardan haberim yoktu. Annem başka daha eve sonradan, gidiyordu. Bak ben anlatamıyorum ki. Bir dakika. Daha sonradan ben babasıyla konuşurken bu durumu babası anlattı bana ki ses kaydını babası bana yolladı. Evet. Peki. Tamam ben bunu anlatıyorum. Nuray'cığım senin o 25 bin lira paranı kızın almamış. Sonuçta o parayı niye Nermin'lerden hesap soruyorsun? Ben ilk önce kaybolduğunda bir de ortada Begün varken bir de kargo gittiğinde biz ondan şüphelendik. İşte böyle söyle. Daha gelmemişti Dilan sizin evet. Oraya değil mi? Dilan hayır, gelmedi. Hayır daha aralıksa. Gelmemişti. Evet. O zaman peki bir şey söyleyeceğim. Evet, özür dilerim. Sen kendi kızına sormadın mı Menekşe'ye bu para nerede diye? Çünkü Menekşe sordum. Evde. Ne dedi Menekşe? Tamam sordum. Bana dedi ki anne ben dokunmadım. Ama dedim kızım sen geçen dedim arkadaşına dedim Begün'e dedim Dilan'a kıyafet yolladın dedim. İnkar etme dedim. Sen koymuşsun yollamışsın kızım dedim. Ne dedi? Öyle bir tartışma. Hayır anne dedi. Vallahi dedi bak Didem dedi Hanım. Ben ona sadece bir kıyafet gönderdim. Başka bir şey göstermedim. Hanım, bir dakika söyle Hasan. Tamam. Menekşe sana soruyorum kızım. Evet. Benim sana ses kaydı gönderdiğimde sen annen konuştuğu birse
beni burada tutuklasınlar. Aynı mı? Bak sen dinler misin? Ben ses kaydını dinledim. Şimdi anlat bakayım, sen anlat. Ben anlatayım, ben sen zaten buraya doğruları çıkarmak için çıktım. Evet, aynen. Evet. Şimdi biz zaten Dilan'la evdeyken bunlar meğer zaten birbirleriyle konuşuyormuş. Annenle? Evet, kendileri. Dilan'ın annesiyle senin annen. Aynen, hem babam olsun hem annem olsun birbiriyle evet. Görüşüyorlar. Tamam. Zaten sonrasında ben bu para olayını kendilerinden dinledim. O da nasıl oldu? Şimdi biz ailesinin genellikle... Daha sonra biz ailesiyle görüştüğümüzde biz bu amaçla gelmiyoruz. Bizim amacımız sadece kızımızla görüşmek diye bir konuşma geçti aramızdan. Sonra Dilan konuştu zaten, tamam ben size görüşürüm ama geri dönmem diye. Daha sonra babası dedi ki size yalan atıyorlar. Size her şeyi yalan anlatıyorlar. Aynen. Ben size atarım. Bende hepsi kanıtlı, sen, delilli. Peki annenin ses kaydını dinlediğinde annenin onları suçladığını duydun. Evet, duydum. Hı. Çünkü annem kendilere... Mı? Zaten ben sordum, sorduğumu da kendilere yolladım. Şimdi biraz hikayenin başına geçelim. Şimdi Dilan'la siz ne zaman tanıştınız, nerede tanıştınız? Biz sosyal medya üzerinden tanıştık. 2017 ya da 2018 sıraları, o sıralardaydı yani. 2017-2018. Kaç yaşındasınız o sırada? 2017-2018. Kaç yıl önce? 4 yıl önce. 14 yaşında falansınız. Kim arkadaşlık gönderdi? Yani ilk başta ben gönderdim herhalde. Tamam. Daha sonra zaten şöyle bir tanışmamız oldu. Dilan bir numara paylaşmıştı. İşte o kişi de Dilan'ın numarasını yaymış falan gibisinden. Kim senin numaranı yayan? Bir kız arkadaşımla bir kavga etmiştik. Hı hı. Öyle bir saçmalık yapmıştı. Ben ona nispeten aynı karşılığı yapmıştım. Peki o telefon numarasını gördün orada Dilan'a. Aynen, biz Dilan'la bu konuyu konuşurken işte bana bunu anlatmıştı. Sonradan kendi benim numaramı istedi. İlk ben atmadım, o numarasını yolladı bana. Peki. Daha sonra biz ikinci günü konuştuk. Sonrasında zaten her gün günde bir 10 dakika bir görüşmemiz oluyordu. Ne anlatıyordu sana Dilan? Dilan bana anlattığı şeyler o zamanlar bu kadar ileri gitmiyordu. Yani sadece nasılsın, ne yapıyorsun gibisindendi. Peki 14 yaşından beri sürekli işte annesinden, ailesinden şiddet gördüğünü, dayak yediğini, sonrasında bunların hızlandığını, evde değer görmediğini, annesinin aç bıraktığını, bunları sen anlattın mı hiç? Ben bunu kendisinden zaten ilk tanıştığımızda duymadım. Sonrasında ilerleyen zamanlarda bizim konuşmamız hani diyebilirim ki size 4-5 saate çıkıyordu gün içerisinde. Daha sonra. O aynen kadar. Daha sonrasında. 4-5 saat mi konuşuyordunuz? Yani gün içerisinde. Totalde. Yani, aynen. Hı. Öyle bir konuşmamız oluyordu. Çünkü kendisi dedi işte ben kendi arkadaşlarımı sildim ettim gibisinden bir konuşma geçti aramızda. Ailesiyle ilgili sana ne anlattı? Ailesiyle ilgili bana anlattıklarında zaten ben ilk inanmadım kendisine. Ne anlattı, hani, ne inanmadın? İşte ailem beni dövüyor, diğer iki kardeşime erkek oldukları için daha değer veriyor. Ben ikinci sınıfa kadar bana nenem baktı. Öyle mi? Kesinlikle öyle bir şey değil hanım. Kesinlikle. Ben ikinci sınıfa kadar bana nenem baktı, evlerinde kalıyordum. Anne babam bakmadı. Ayşe, bana bir dinler misin? Senin kızım dediğin o tarihte, tamam mı? Ben bunu ispatlayabilirim. Bir şey konuştun ama ispatlayacaksın. Dilan'ın... O dediğin tarihte telefonu yok. Hayır, vardı benim telefonum. Bir dakika. Didem Hanım, ben size... Bir dakika, Menekşe söyle Menekşe. Didem Hanım, ben size zaten onun o zamanlarda olan hesabının tarihine kadar, kendisine ait olan fotoğraflara kadar olan SS olarak alıp sizin ekibe yolladım zaten bunu. Hı. Olduğuna dair. O zaman başka bir nereden görüşüyordun? Gizli bir telefonu mu vardı? Hayır, kendileri bana aldığı bir telefondu. Hayır, ben telefon almamışım. Senin o dediğin tarihte bunun telefonu yok. Ben telefon almadım kendim. Sabah halen şu ana kadar duruyor zaten. Ama şunu söyledin, zaten babamın telefonundan giriyordum dedin. Benim telefonumdan evet, giriyor musun? Bak, telefonum olmadığı zamanlar hesabımı oradan giriyordum ama kendisiyle konuştuğumuz zaman benim bana özel bir telefonum vardı. Kaç yaşındaydın telefon verdik bebeğim ama. Vardı telefonu. Bak, küçük böyle telefonum var. Başkasını vermek istemiyorum. Sana ait telefon ne zaman, kaç yaşından itibaren vardı? Liseye başladım ya da 8. sınıfta falandı. 8. sınıfta aldınız mı telefon? Yok. Biz bilmiyoruz. Ya zaten kendileri almıyordu. İkinci el telefon oluyordu. Öyle bana veriyordular. Oluyor, annem iki telefonu da bana kendisi verdi. 2-3 yıldır almışız. 2 yıl, 2 yıl. Son 2-3 yıldır. Son 2-3 yıldır bize sana telefon almışız. Sen kendi kullanmadığın telefonları bana veriyordun. Ben kendim kullanıyordum. Ben verdim sana kızım işte. Ben kendi telefonumu sana verdim. İşte benim telefonum vardı. Ama 2 ay 2...
2 sene ya 3 sene önce verdik. 3-4 telefon kullandım senin ben. Senin 8. sınıfa giderken telefon yoktu. Tam da 3-4 tane telefon kullandım. Benim telefonum akşama bak, kadar senin. Bak 2017 yılında Dilan'ın bir profil resmi var. 2017 yılında sosyal medyası var. Hazırlasanız arkadaşlar bunu. Ekranlara getirseniz 2017 benim yılında. Benim kendi telefonum vardı o zaman. Evet 2017'nin hesabı. Benim okulum yazmam yok ama ben bilmem. Sana ne anlattı ki bir dakika. Sen ne anlattın ki buna inanmadın Dilan'ın anlattıkları. Şimdi Dilan ilk anlattığında işte annesinin babasını aldattığını falan şunu bunu anlatınca bir de aynı evde kaldıklarında yok işte annem babamı bazen engelliyor babam görmesin aramada olmadığını falan gibisinden böyle laflar anlatınca ben ilk inanmadım kendisine. Zaten daha sonra kendisinin hastane olayları olduğunda biz görüşemediğimiz için hastanedeydim gibisinden tamam, bir şeyler söylüyordu. Hatay'a kendisi mi gelmek istedi yoksa sen mi ikna ettin? Yok şimdi şöyle oldu o kısmı da anlatayım ben size. Kendisi öncesinden 16 yaşında falan da herhalde bir şehir söyledi bana. Oraya gideceğini söyledi. Öyle şehri? Ankara Mamak. Mamak'a gidecekmiş. Aynen. Ne var Ankara Mamak'ta? Yani ilk ora aklıma gelmişti. Oraya gidecektim. Orada bir arkadaşım vardı. Orada. Kimse var mı akraba? Bizim akrabamız yok orada. Ya bizim çoğu illerde Didem Hanım kusura bakmayın. Tamam benim kendi akrabamız var. Biz bilmiyoruz. Bir dakika Elazığ. Akrabam vardı demiyorum zaten ki. Demedi ya. Bir dakika Hasan'cığım Nermin'cim akraba demiyor. Bir yere nasıl gidersin? Neden? Bir dakika dur. Neden Ankara Mamak? Orada bir kız arkadaşım vardı öyle. Bir başka bir kız arkadaşın yanına mı gideceksin? Evet. Daha sonra izin vermedi kendisi. Hani uyardı beni. Ben daha sonra vazgeçtim o kararımdan. Neden Ankara Mamak'a gitmesine izin vermedin? Yalnız şöyle oldu. Senin işte, sözünü bayağı dinliyor. Anladım. Aynen. Evet. Kendisi şöyle bir şey yapıyordu. Hani herkesin sözüne o zamanlarda daha çok inanıyordu. Bu zamandan daha çok. Çünkü bizim Hatay'a geldiğinde de kalkıp zaten bir kişinin demesine kalkıp o evine kadar gitmiş. Jandarmayla beraber. Şimdi ben onun için kendisini o zamanlar saf olduğunu düşündüğüm için kalkıp dedim ki bak sen bu yaştasın. Saf kız zaten. Saf bir kız kızınız. Zaten saf. Doğru söyleyeyim. Evet, sen bu yaştasın dedim bak evden çıksan bile zaten yakalanırsın. Ya aileni istemesen de zaten yurda gideceksin. Melekçe kaç yaşındasın kızım? Ben 18 Haziran'da girdim. Daha yeni girdin. Aynen. Sen? Dilan? Ben 18 yaşındayım. Şubat 19'da. Şubat 19'da. Sen ay olarak daha büyüksün. Peki sen Dilan'ı daha mı saf buluyorsun? Evet. Neden saf? Evet şimdi ben yurttayken saf olmasaydı o kadar kişiye inanıp gitmezdi. Sonra çünkü Menekşe'ye geldikten sonra Hatay'a geldikten sonra önce sizde kalıyor. Evet. Sonra sen bir yurda gidiyorsun. Evet. O dönemde bir sürü kişiye inanıyor. İşte Aydın'ın evine gidiyor, Tekin'in evine gidiyor. Onlara inandığı için saf buluyorsun. Ve artık özür dilerim. Daha. Özür dilerim. Bir dakika ben şunu anlamadım. Şimdi Menekşe senin oraya geliyor, Hatay'a geliyor. Sen Menekşe'yi kendi evine mi götürdün önce? Evet ben ilk kendi evimi aldım. Ne kadar senin evde kaldı? Benim evimde tam olarak ne kadar süre kaldığını hatırlamıyorum ama en son ben zaten yoğun bakıma girdikten sonra bir daha bir yurt meselesi olmuştu. Ondan sonra kendi gitti. Hani bir 25-30 gün gibi bir şeydi. Tamam canım. Niye bu kadar yurtlara giriyorsun? Neden kaldın yurtlarda? Şimdi ben zaten size raporlarıma kadar takip altında olduğumu attım. Biliyorum biliyorum. Hayır, ben şunu merak ediyorum. Aynen. Şimdi ben... Senin rahatsızlığından dolayı mı gittin? Yoksa Dilan şöyle anlattı. Annesi babası gelip seni bir anlamda baskı uygulayıp annene babana tehdit ettiği için seni korumak için yurtlara göndermişler. Şimdi... Gerçeği hangisi bana gerçeği söyle. Gerçeği şu ailesi zaten ben yurda geçerken ilk zamanlar yoktu. Ben ilk zamanlar kendi sorunlarım yüzünden giriyordum. Dilan hani sen bize öyle dedin. Oraya geliyorum ben. Geldiğim zaman. Karışmayın. O konuda da zaten ailesi geldikten sonra sorunlar olduğu için ailem de kalkıp beni kandırarak polis karakoluna götürdü. Orada da kalkıp zaten annem ben çocuğumu geri almak istemiyorum. Eğer geri alırsam ya onun başına ya da gelen kişilerin başına bir şey gelir diye ben çocuğumu yurda vermek istiyorum dedi. Hı. Zaten biz orada şöyle bir şey oldu. Bir şey söyleyeceğim. Poliste... Bir dakika sen yurda giriyorsun. Çok detay var. Hepsini konuşmak için o kadar zamanımız olmayabilir. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi sen yurda gitmişsin. Annem baban anladığım kadarıyla Dilan'ın evde kalmasını istememiş. Evet. Peki. O dönemde sen arkadaşına şunu söyle niye söylemedin? Yani git annenin babanın yanında kal, daha güvenilir bir yerde kal. Sen diyorsun ki saf biri. Aydın'ın evine gitmiş, önce ona güvenmiş. Senin de arkadaşın, kızıyla arkadaşsın anladığım kadarıyla. Aynen. Önce yani Dilan iddiasını orada kalıyor. Sonra da Dilan onu, daha doğrusu Aydın Dilan'ın vücudundan para kazanmaya kalkıyor.
İstemediği için bu kez Tekin'in ağına düşüyor. Dilan'ın iddiasına göre. Peki. Tamer. Tamer, özür dilerim. Tamer'in şeyine, tuzağına düşüyor. İyi güzel de. Yani Aydın kim? Tamer kim? Ailesi mi daha güvenli, orası mı daha güvenli? Anne baba. Sence şimdi, normal mi yaptı? Ben de şöyle diyorum. Hani bu konunun benimle alakası olsaydı. Yo, ben fikrini merak ediyorum canım benim. Normal değil bakılırsa. Evet, normal değil. Ama ben kendisine zaten çok kez söyledim. Hatta babası bir ara beni aradı. Dedi ki ben size ikinize bilet keseyim. İkiniz kalkın Elazığ'a gelin gibisinden. Ne oldu Nermin? Doğrudur. Ay doğrudur. Bir saniye, bir dakika. Bir dakika. Tamam, söz hakkı istiyorum. Bir saniye. Ne istiyorsun? Söz hakkı istiyorum. Bir dakika. Nermin'e ne olduğunu anlamak istiyorum. Ne oldu Nermin? Neye üzüldün? Yani zaten üzüldüğünü görüyorum da. Yani hiç kolay bir şey değil, biliyor musun? Kızım perşemdensin, ben sana sarılamıyorum ya. Sarılma. Sen söylersen sarılacak Menekşe. Biliyorsun değil mi? Benim söylemem. Onun söylemesi bakıyor de fark etmiyor bu konuda. Bence dinlersin Menekşe. Hayır. Asla. Menekşe'nin de ailesiyle bir sürü sorun olmuş ama Menekşe, evet, ailesinin yanından gitmemiş Dilan. Evet. Niye gitmemiş? Evet, o atmadı ailesini ama benim kızım attı. Var mı da aile? Vardı aile. Vardı. Evet. Ben körüm galiba, fark etmedim seni. Öylesin galiba. Şimdi bak. Menekşe ailesinden şiddet gören birisi değil. O da her şeyi zırt pırt böyle büyüten kişiler de değil. Kendisi anlattı. Ailesi bize anlattı kızım. Her şeyi anlattı. Darp her edilen bir çocuk olmadığı için ailesinin yanında kalıyor. Günün 24 saati benim telefonlarım Mustafa Bey'le Nuray Hanım'dan, da artık ben daha telefonları açmak istemiyorum. Sen bıktırdın bizi. Karakola gittiğimiz zaman bıktık ki, senin ailenden kızım ki diyorlar. Ben mecbur sürekli kızım, bir kayıp ihbarı. Ben mecbur daha kızımın geldi, peşindeyim. İfade verdiğin kızım kayıp değilim ben diye. Yine şimdi kayıp ihbarım var sürekli. Hayır, ben diyorum bak. Ve sen bir konuyu sen anlamıyorsun. Sen beni almak istemiyorsun. Açık ve net. Alıyorum. Senin alacağım amacın da ne biliyor musun? Alacağım da. Ben biliyorum. Senin amacın benim adını temizlemek. Benim ne amacım? Bak ben. Bak senin işte sevgi falan yok. Nasıl sevgi baba, yok? Bir dakika, sevgisi bir dakika. Niye sen, benden bu? Ne işin var? Dakika, amacın başka reklam mı? Ne dakika, amacın sen? Bak kızım, ne reklamı ya? Sen reklam ettiğin kadar ettin. Sen bir de konuşmalarına bir de dikkat edeceksin. Ben sen tamam. Ben ediyorum. Sen de dikkat et. Konuşmalarına bir de annenle konuşurken dikkat edeceksin. Ben bu, istemiyorum. Bak, bu da bir insan. Sen yanına oturuyorsun. Bir dakika Nermin'ciğim, bir eşin konuşuyor. Bir dakika. Bak bu çocuk o kadar tarp veya o kadar şiddet, o kadar başından oraya geldi. Hiçbirini görmedi. Hayır, ben biliyorum. Söylemesine sen gerek yok. Sen biliyorsun. Ha, ona rağmen sayın avukatımızın dediği gibi evini terk etmiyor da sen şu iddia ettiklerinin birini kanıtla. Ben emniyet güçlerimize rica ediyorum. Gelsin bana burada turasın. Beni de eşimi de götürsün. Gelsin bana turasın. 11 aydır ben yorum verirsin. Bir tanesini turasın burada. Tamam. Bir tanesini kanıtla. Bir tanesini kanıtla kızım. Darp raporu istiyorsun. Darp raporu ses kayıtlarını bir canlı açsanıza ya. Niye açmıyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ses kayıtlarını ekranda yayınlamamız hukuken yasak. Yapamıyoruz. Hukuken. Siz dinlediniz mi peki? Bazılarını dinledim. Sen hepsini dinleyin. Küfürlü olanları dinledim. Hepsini dinleyin. Benim vurdukları anların hepsini dinleyin. Bir saniye, bir dakika. Ben şunlara da dinletin. Yani bir dakika lütfen. Menekşe. Sen dinledin. Senin anne, yani bu olmaması gereken bir şey. Ama öyle iddia ettiği için soruyorum. Senin annen ya da baban sana şiddet uyguladı mı? Ben annemden hiçbir zaman şiddet görmedim. Babamla tek bir kez bir tartışmamız oldu, evet. Hatta biz karakolluk olduk o zaman. Hı hı. Ama daha sonra babam o zaman zaten içeriden gene yeni çıkmıştı. Bu kendisinin ikinci ya da üçüncü girişi. Hı hı. Kendisi daha sonra annem kendisine anlattı. Hani bak bu çocuğun böyle sorunları var gibisinden. Babam da kalkıp bir daha bana bir şiddet uygulamadı sonrasında. Ben kendim kalkıp evden giderdim. En ufak bir soruna. Hani sözlü bir tartışmaya bile olsa kalkıp evden giderdim. Ailem peşime düşerdi. Hatta ben genellikle mezarlıklara gittiğim için ailem kalkıp karanlıkta... Mezarlıklarda mı kalıyorsun? Hayır, ben sinirlendim. Peki Dilan geldikten sonra oldu mu hiç bu iş? Dilan geldikten sonra zaten polisler bizim yanımızdayken ben polislere hastanede lavaboya gideceğimi söyledim. Daha sonra beni lavaboya götürdüklerinde ben zaten o halde görmüşlerdi. Sen gördün mü Menekşe'yi o halde? Ben yanındaydım. İkimiz aynı anda aynı aracı içindeydik. O yurda ben kadın sığınmaya giderken. Birinde zaten 41 dikiş, birinde 75 tane atıldı. Bu arada 17 yaşındaki
Sosyal medya hesabının görüntüsü hazır, az önce benim gösterdiğim. O gelsin bir ekranlara lütfen. 2017 yılından beri kızınızın sosyal medya hesabı var. Tamam, ver bir kare fotoğrafı ekrana getir. Gösterelim bak, 2017 bu. Senin kızın mı? Sizin kızınızın 2017. Siz bu sosyal medyadan haberdar mıydınız? Yok. Hayır, kesinlikle. Haberiniz yok. Okumam yazmam yok. Ben bilmem de giremem de. Peki. Bütün hesaplarından senin haberin var. Ya hayır kızım ya, yeter gel, ya Hakan, Dilan ya. Olmayan bir şeylerden suçlama anneye, yeter ya. Aynen. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen diyorsun ki benim annem kocasını aldattı. Babanı aldattı. Şimdi arkasından da beraber olduğu kişiyle benim de beraber olmamı iddia olduğunu söylüyorsun. Şimdi o korkunç bir şey. Ama senin annen diyelim ki babanı aldattı, baban anneni aldattı. Bunlar karı kocanın kendi, yani olmaması gereken kendi bir... Kendi aralarında benim ama dedi, demek istediğim onların şu. Sorunu, onların sorunu. Beni niye ortak ediyorsun? Neyi ortak etti sana anne? Ne ettim kızım ben sana? Şimdi hani... Kendi aralarında ya bu. Hani aldattıysa aldatsınlar. Karı koca aldatsın diye. Hayır, bunu normalleştirmiyor. Beni alakadar etmiyor. Karı koca kendi arasında diyorum. Babanın bu kadar öfkesi yok. Senin neden var? Benim neden var? Çünkü beni ortak yapmak istiyor suçuna. Ne yaptım annem ben sana? Nasıl ortak edeyim seni ben? Böyle bir şeyi senin baban kabul eder mi sence? Adamın haberi mi var? Ya sen benim yuvamı yıkmak istiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben bir şeyi bir anlamaya çalışıyorum. Ben senin yuvanı yıkmak istiyorsun. Serbest konuşma ya. Serbest konuşma. Sen benim yuvamı yıkmak istiyorsun. Senin sırf kayan gibi bana ben babandan boşanayım. Ya. Babam beni bıraksın. Bana ne ya senden? Kızım, bana ayıp ne ya. Senden? Ayıp ya, ben anneyim ya. Madem her şeyi bile bile geldin buraya çıktın, ben doğruyu söylediğim zaman da kaçma. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam. Madem sen doğruları söylüyorsun. Evet. Cuma'dan beri şey yapıyorsun. Babam bunu duyuyor. Perşembe'de mi duyuyor? Baban... Hiçbir tepki söylemedi. Demek ki kendisinin de haberi var ki göz yumuyor. Ben nereden bilebilirim? Bak... Söyle nereden bilebilirim? Şimdi ben bir saniye. Bir zaman rica ederim. Hayır, konuş. Bir saniye. Bir dakika. Konuş. Senin bu iddia ettiklerin en azından bir kişi bağlansın. Söylesinler. Didem Hanım'ı dinleyin. Söyleyin. Bir dakika. Bu adama yani evet olabilir gibisinden desinler. İhtimal var desinler. Ben yine burada da güvenlik güçlerime teslim alsın. Bana bak. Efendi otur konuş. Bak o da bir kız. Ya sen bana bak. Ne konuşuyorsun? Bir dakika. Ne konuşuyorsun? Bak. Sen geçen. Sen ispatlayacaksın bana bunu. Bir dakika. İlk yayına geldiğiniz zaman dediniz. Bir dakika. Ya ne dedi? Benim kızım. Yaptırıyorlar. Kıza neler ya, neler yanlış yapmışlar. Anlıyorsun, yanlış. Sen bunun ihtimalini bile bir anne olsan veremezsin. Bak. Veremezsin. Tamam. Didem abla. Bir anneni dinle. Ve bir şey Didem daha abla. Diyeceğim ben size. Hani diyor geçen bir M profil fotoğrafı vardı ya. Evet. Sordunuz Menekşe'nin mevsimi yoksa o kişinin mevsimi. O zamanlarda annem benim Menekşe'yi bile tanımıyordu. Menekşe'nin mevsimi nasıl olabilir? Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir ihbar geldi. Şu ihbarı bağlar mısınız? En son gelen ihbarı, Menekşe ile ilgili bir ihbar var. Tamam, söylüyorum. Kim söyleyecek bir daha? Karıştı ortalık. Ben söyleyeceğim. Tamam söyle. Söyle tamam. Bana diyorsun ya kızım. Bunu bana ispatla bir. Tamam. Sen bunu açmışsın, telefonda bana söylemişsin. Ben çok nefsim bir geniş bir kadın ki seni öyle halde bırakmışım. Bir dakika sence. O halde seni Allah bırakmışım. Allah. Tamam. Bunun telefonumu, numaramı vereceğim. İncelensin. Sen ne zaman benden görüştün? Telefon. Bir ay önce kadar sen benden görüşüyor musun? Hepsine bakılsın. Dokümanlarda hadi dökülsün. Hadi bakayım. Dinan'la benim bir konuşmam var. Tamam. Telefon hattında çok önemli bir ihbar var. Çok önemli bir ihbar var. Alo, hatta mısınız? Ha, şunu söylüyor. Ben onun söylediklerini söyleyeyim o zaman. Şunu söylüyor. Aydın'ı çok iyi tanıyan biriymiş. Sen diyorsun ya ben işte yurda gittim Menekşe. Sonra saf biriydi. Aklını kullanmadı. Gitti Aydın'ın yanına gitti. Arkasından Tamer miydi? Tamer'in yanına gitti. Bu Aydın'ın yakını çok iyi tanıyan biri de diyor ki Menekşe diyor Dilan'ı Aydın'a diyor verdi. Hayır. Peki devam ediyorum. Ama. Dur. Evet. Öte yandan senin yasaklı madde kullandığın, genellikle okullarda çocukları kandırıp yasaklı madde sattığın, ondan sonra senin güvenilir biri olmadığın ile ilgili çok yoğun telefon geliyor. Evet, ben de konuşabiliyorum değil mi? Tabii. Neden? Tabii. Şu an ben bir şey konuşacağım. Hı.
Ben şu an buraya kadar gelmişim ve ekiplerinize de olsun, size de olsun kalkıp gidip tahlil yapabiliriz demişim. Hı hı. Artı bu kişi benim madde ticareti yaptığımı söylüyor, doğru değil mi? Evet, çocuklara. Peki neden ben ve okulda yapıyormuşum? Hı hı. Okulda yapıyorum, peki okulda o kadar kamera var, hiçbiri beni çekmiyor mu? Suç kaydın var mı, dosyan var mı emniyette? Hiç, asla. Öyle yok. Bir konudan hiç yok. Hı. Hangi konuda var? Benim... Artı teyzemle bir konum var o konumda ve başka konumda. Yani baban yasaklı yok. Madde ticareti yapıyor, cezaevine giriyor çıkıyor, sen bu işe bulaşmadın. Hayır. Hiç. Ben babamla birlikte oturup gezip gel birlikte gidelim bunu mu yapalım diyeceğim. Ay, baban dışında ailende bu işi yapan var mı? Babam dışında ailemde bu işi yapan Urfa'dan, evet. Urfa'dan tanıdıklarınız yapıyor mu? Evet. Yasaklı madde ticareti yapıyorlar. Aynen. Sen temizsin yani. Ben temizim, gidip her şeyi yapabiliriz. Eğer ki bak ben şunu da söylüyorum. Bu söyleyen kişiler kanıt, video ya da ses kaydı da olabilir. Ben onu da kabul ediyorum. Bir şey yayınlasın. Ben hepsini kabul edeceğim. Bana dair fotoğraf da olabilir. Peki. Video da olabilir. Herhangi bir şey, kamera kaydı olabilir, yayınlasın. Ama bir de şu diğer... konusunda. Hı hı. Onlar ararken aynadan uzak durmalarını tavsiye ediyorum ben. Kendilerini anlatmasınlar. Beni anlatmak için bağlansınlar. Peki Menekşe, Dilan Hatay'da mı kalmalı sence? Ailesinin yanına mı dönmeli? Dilan'ın bu kendi kararı. Ben dönmesini tavsiye ederim kendisinin. Ama kendisi ısrarla dönmem diyorsa onda da bir şey yapamam. Neden dönmesini tavsiye edersin? Çünkü şu konuda ben kendisinin dönmesini isterim. Hı hı. Hani ailesi buraya kadar gelmiş ama anlaşamıyorlar. Siz de görüyorsunuz. Yok, anlaşıyoruz. Bizim kızımızla biz anlaşıyoruz. Yok, anlaşmıyoruz. Ben anlaşıyorum. Menekşe'yi bir dinleyin. Bir dakika Menekşe'yi bir dinleyin. Ben size de bir şey söyleyeceğim bu konuşma bittikten sonra. Anlaşabilirlerse tabii ki ben buna engel olamam, anne babası. Ama bir şey diyeceğim ben. Hı-hı. Ben babasıyla konuşabilir miyim? Annesi çünkü çok yalan katıyor araya. Babasıyla ben burada doğruları ben neysem, konuşuyoruz. Uyum, uyum. Bir dakika Nermin Hanımcığım. Söyle, Hasan Bey'le konuş. Abi. Şimdi babası zaten bana annem babamla olan konuları attı. Biz kendilerle konuştuk. Hatta babası Hasan'ı görelim lütfen. Kalktı. Kızıyla da görüştü. Bize dedi ki bak size orada yalan atıyorlar. Bana telefonlar geliyor. Dilan olsun. Tehdit telefonları geliyor. Bir dakika kızım. Aynen dediğim doğrudur. Ve ben gidip orada bazı kişiler tamam et kızım. Kabul ediyor yani. Peki. Evet. Daha sonra babası işte bize dedi ki, ikimize dedi, ben doğruyu söyleyeyim, ikimize dedi. Dilan'a dedi bak geri dön falan, eğer ki istiyorsan ki Menekşe de seninle gelsin. Hı. Ben burada kendi evimde kalmazsanız da size ayrı ev de açarım. Ha. Çok çalışmak istiyorsanız da ikinize de iş ayarlarım. Daha güvenilir bir ortamda kalmanız güzel bir teklifte bulunmuş baba. Ne evet. Hani konuşmuyordu benim ailem benimle. Dakika. 11 ay boyunca. Tamam. 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 Yalanın çıkıyor ortaya. Ya yalanları boşa bak, güzel bir teklifte bulunmuş. Allah'ım. Hatay'da güvenilir bir ortamda değilsin sen şu anda bazı nedenlerden dolayı. Evet. İdem Hanım. Tamam bir şey söylesin. Bir dakika söyle. Evet, sonrasında hatta babası dedi ki ikiniz de bana kimlik numaralarınızı falan atın. Ben hemen size biletinizi keseceğim. Doğrudur. Ne zaman oldu bu? Bayağı oluyor yani. 3-4 ay oldu fazla. Peki. Belki. 5 ay oldu. Fazla değil mi? 7, bilmiyorum tam olarak. Ben attım zaten. Bunu neden yok, kabul etmediniz? Uzak değil. Ben evet, yok, ben de babasıyla görüştüm, babasına tamam dedim ama Dilan sonradan babasına olsun annesine olsun sesli mesaj atmış. Hani biz gelemeyiz, mahkememiz var gibisinden. Evet öyle... evet benim kimliğim kayıp dedi. Bütün, aynen. Dilan bir şey söylemek istiyor aslında, evet. Bütün bu şey mesele sende kilitleniyor Dilan. Bak Menekşe bile Elazığ'a gelmeye yok, razı. Yok bana ısrar ediyor. Her ısrar konuda ediyor. İyi bir konuda. Ama çok öfkeli olduğunu da görüyorum. Bir araya gidelim, ne söyleyeceksin merak ediyorum. Gidelim araya. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Vallahi Nermin kızımdan vazgeçmem diyor. Yani sana evet. Bayağı seni yani herkes evladını sever ama bu kadar iftiranın olduğunu söylüyor. Sen gerçekler diyorsun. Ben de şöyle söyleyeyim, bu kadar iddianın ve söylenenlerden sonra hala annen seni istiyor ya. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Ben de ona şaşırıyorum. Annem sen benim üstüme ne iftira atarsan at ben de seni kabul ediyorum. Ben de ona şaşırıyorum. Hiç vazgeçmem. Annen. Yani bir insan hatasını bile ister mi? Hayvanken hayvan yavrusunu ağzına alıp geziyor. Ben sana nasıl vazgeçeyim? Ben sana evlat olmam.
Olursun kızım, olursun. Zamanında oldun. İnşallah olacaksın, annem olacaksın. Artık benim içinde hiçbir şey yok yani, boşa konuşuyorsunuz. Hani ben istemiyorum. Tamam, ben bana da gelmesen de devlet korunmasını alacaksın. Hiç kimse alamaz çünkü 17-18 yaşındayım ben, reşitim. Alınırsın kızım, alınırsın. Devlet, tedavini hani de görürsün. Kötü bir yerde değilim ki, kötü bir şartlar altında değilim. Ne yaşa da annenin yanına dönsen iyi olur diyor ailenin yanına. Hatta teklifi de güzel. Yani derse de kendi kararını, onun kendi düşüncesi, benim kendi düşüncem. Yaşa. Ben kime sana sorayım kızım. Çok inatçı görünüyor şu anda. Onun kendi düşüncesi. Hayır, hayır. Yarın tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar. Hoşçakalın.